Spor gündemine hoş geldiniz. Merhabalar. Mutlu hafta sonları değerli izleyenler. Süper Lig'de yeni bir haftanın heyecanı yaşanıyor tabii ki. Avrupa sınavlarından dolayı oynanmayacak olan ertelenen maçlar var ama diğer maçlar devam ediyor ve az önce tabii ki üzücü bir haber geldi. Maalesef bu şekilde başlayacağız biz de programa. Necip Uysal'ın sağlık durumuyla ilgili Beşiktaş Kulübü'nden bir bilgilendirme geldi. Ben onu hemen aktarayım. Sonrasında konuklarıma bir merhaba diyeceğim ama çok yeni sıcak bir gelişme. Futbol A takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda sol dizinde rotasyonel yaralanma meydana gelen oyuncumuz Necip Uysal'ın Acıbadem Hastanesi'ne yapılan muayene ve MR görüntülenmesinde sol dizinde ön çapraz bağ yaralanması tespit edilmiştir. Necip Uysal'ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır mesajı geldi. Beşiktaş'tan biz de Necip'e büyük geçmiş olsun diyelim. Yani maalesef tabii ki uzun bir dönüş süreci olacak gibi. Genelde 6-7 aylık bir sakatlık olabiliyor. Bağ sakatlığı Necip'e ve Beşiktaş'a tabii ki büyük geçmiş olsun diyelim. Savaş Çorlu ve Güvenç Kurtar bizlerle birlikte. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Vallahi üzücü bir haber. Vallahi hoş gelmedik bu haberle, biliyor musun Ömer? Maalesef ya. Yani geçmiş tam yayına girmeden önce gelen bir açıklama. Evet. Ben de o açıklamayı hemen sıcağı sıcağına sevgili izleyicilerimize aktarmak istedim. Gerçekten çok geçmiş üzücü. Geçmiş olsun ya. Geçmiş olsun. Bir de biliyorsun da Necip bir asker yani. Çok beğendiğim futbolculardan birisiydi. Eğer nereye koyarsan koy oynuyor. Beşiktaş için çok önemli bir futbolcuydu. Joker'di. Ya bırak öyle de olmasa yani. Senelerini yani vermiş Beşiktaş'a. Fark etmez. Herhangi bir futbolcu da olsa çok üzülüyorum ya. Ama Beşiktaş'ın başında Kerem Ülkü diye bir şey var. sağlık şeyi var. Hı hı. Başkanı var. Çok kaliteli bir insan. Hem aynı zamanda operatör. İnşallah bir an evvel sağlığına kavuşur, sağlara döner. Yani Necip ki böyle sakatlıkla, işte kart cezalı durumlarıyla hemen hemen hiç hatırlamadığımız bir oyuncu açıkçası. Evet. Yani bu da kariyerinde tabii ki çok maalesef büyük bir şanssızlık olarak Necip'in yerini alacak. İnşallah en kısa sırada sağlığına kavuşur. Beşiktaş'a çünkü ihtiyacı olan bir oyuncu. Çok yönlü bir oyuncu. Karakterli bir oyuncu her şeyden önemlisi. Evet. Çok karakterli bir oyuncu. Hakikaten Beşiktaş'ta yıllardır giyiyor. İşte hatta geçen seneden beri hocamla beraber yaptığımız programlarda Rıza Hoca'nın rekoruna koşuyor. Az kaldı gibi hesaplar da yapılıyordu. Futbolda sakatlık var. Keşke hiçbir sakatlık yaşanmasa ama kendisine bakan bir oyuncu hocam Necip. Çabuk döner yani. Gerçekten kendisine bakan bir oyuncu. Gerek özel hayatıyla gerek futbol hayatıyla. İnşallah en kısa sürede sağlığına kavuşur ve formasına İnşallah. Kavuşur. İnşallah. Beşiktaş sağlık ekibi de çok kaliteli insanlar dedim ya. Kerem Ülkü başta. Yani inşallah belki beklediğimizden daha evvel geri döner yani diye inşallah. Düşünüyorum. Bu arada tabii ki oyuncunun tedaviye vereceği cevaba bağlı olarak bu tarz sakatlıklarında daha erken dönme durumu var. Evet. Biz artık bu noktadan sonra en sağlıklı bir şekilde Necip'in geri dönmesi evet. için buradan iyi dileklerimizi göndermiş olalım ve bir kez daha geçmiş olsun diyelim hocam, siz de çok yaşayın. Hep beraber inşallah. Şimdi tabii Süper Lig'de 3. haftanın görünümüne hemen bir bakalım değerli izleyenler. Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa sınavlarından dolayı maçlar ertelendi. Şu anda Süper Lig'de 3. haftanın görünümü bu şekilde. Alanyaspor Göztepe maçıyla dün hafta başladı. Bugün Net Global Sivasspor, İKAS Eyüpspor maçı 19.15'te. Sipay Bodrum Futbol Kulübü Tümasan Konyaspor maçı 21.45'te oynanacak. Az önce söylediğim gibi Galatasaray Gaziantep Futbol Kulübü maçı ertelenmişti. Pazar günü de 19.15'te Samsunspor Rams Başakşehir maçı oynanacaktı ama o maç da ertelendi. Başakşehir'in de tabii ki Avrupa sınavı St. Patrick's Revenge olacak o maç. Dolayısıyla yine Samsunspor Rams Başakşehir maçının ertelendiğini söyleyelim. 19.15'te Kasımpaşa Adana Demirspor maçı oynanacak. 21.45'te Antalyaspor, Atakaş, Hatayspor ve Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçları oynanacak. Fenerbahçe zaten yolunu Avrupa Ligi'nde gruplarda devam edecek. Fenerbahçe için ligde bir erteleme söz konusu değil. Pazartesi günü Trabzonspor Bellona Kayserispor maçı olacaktı ama o maçta ertelendi ve haftanın bay geçen takımı da Beşiktaş'ta. Beşiktaş maçı ertelendi dedim ama Beşiktaş bay zaten. Onu da aktarmış olalım. Baylar, ertelemeler derken yani şöyle baktığımızda aslında az maçın olduğu bir Süper Lig haftasıyla karşı karşıyayız. Maçlara doymaya başladık tabii ki. Avrupa, Lig arka arkaya ne kadar az desek de yine sağlam maçlar var. Çekişmeli maçlar var. Evet, yarın özellikle Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı
bir aile çekişmeli geçmesini beklediğim yani, maçlardan birisi. Bu sezon başı yaptığımız yayında sana demiştim. Bu sezonun üzerinde en çok performansını merak ettiğim ve beklentim yüksek olan takımlardan bir tanesi Çaykur Rizespor'du. İyi başladılar, iyi gidiyorlar. Yani bu Fenerbahçe maçını açıkçası çok merak ediyorum. Yani oyun olarak da, sonuç olarak da bazı beklediğim performansını merak ettiğim oyuncular var iki takım adına da. Bakalım yani bu haftanın en güzel maçı bence o maç olur. Gollü bir maç bekliyorum yani. Peki maçı zaten detaylandıracağız ama Fenerbahçe demişken tabii ki sıcak gelişmelerden birisi Ferdi Kadıoğlu değerli izleyenler. Ferdi'nin artık Brighton'a transferi tamamlanmak üzere. Dün Fenerbahçe kulübünden resmi bir açıklama geldi. Ferdi İngiltere'nin yolunu tuttu ve yakın süre içerisinde anlaşmanın detaylarının tamamen tamamlanmasını ve Ferdi'nin Brighton'a imza atmasını bekliyoruz ki. Arjantinli sol beki Valentin Barco'yu da kiraladı Sevilla'ya. Brighton sonrasında Ferdi Kadıoğlu hamlesi geldi. Güvenç Hocam, aylar önce duyurmuştuk bunu A-Spor olarak Avrupa Şampiyonası'ndan sonra. Transferde artık netleşmek üzere. Bonuslarla birlikte 35 milyon euro konuşuluyor ama yani 35-40 arası da bir beklenti var. Sanki biraz uzun süren pazarlıklar bu fiyatın yukarı çekileceğini işaretleyebiliriz. 40 milyon euroya yakın bir beklenti var. Bu yönde bir açıklama geleceğini düşünüyoruz bizler de. Ferdi artık Brighton'un oyuncusu diyebiliriz. Ferdi'ye tabii ki hayırlı uğurlu olsun. Evet. Fenerbahçe'ye hayırlı uğurlu olsun. Bu transferle ilgili değerlendirmeleri sizden alalım. Bir kere başarılar diliyorum Ferdi'ye. İnşallah çok başarılı olur orada. Bizim gurur kaynağımız olur. Şimdi Fenerbahçe, şöyle söyleyeyim. Sezon başında ben Fenerbahçe ile ilgili konuşurken dedim ki Fenerbahçe'nin en kötü yani Ferdi'nin bir yedeği yok. Bir sol beki ihtiyacı var. En kötü giderse zaten iyi bir adam almak lazım. Çünkü Osterwold'in orada o kadar üretken olduğunu düşünmüyorum. Zaten yok. Abi, iyi bir futbolcu, fena diye stoper oynuyor ama Beşiktaş'ın bir sol beki ihtiyacı Fenerbahçe'nin bir sol beki ihtiyacı var. Şimdi bir de stoper alsın demiştim Fenerbahçe. Daha maçlar başlamadan söylemiştim ben bunu. Şimdi herhalde bir de onlarla ilgili herhalde bir gelişme olacaktır mutlaka. Çünkü ben güne kadar yanıldığım da oluyor ama çoğu zaman yanılmıyorum, tamam mı? Sezon başında söylediklerim bunlar. Stoper ve sol bek ihtiyacı var Fenerbahçe'nin dedim ama maalesef bizim ya maalesef demeyeyim yani herkesin görüşüne saygım var ama yani bana katılan çok az kimse var bu konuda. Yani mesela Savaş hiç katılmaz. Hep muhalif. Az sonra bakalım göreceğiz. Bakacağız. Ben dinlerken bile sözünü kesmek istemem. Araya girecektim böyle mesela. Ferdi Kadıoğlu'na sadece bu sezon başı değil. Geçen sezon da hep Ferdi Kadıoğlu'na bir tane daha yanına sol bek lazım doğru, dedi hocam yani. Bir alalım hocamdan yorumları. Yani orada inşallah yani Fenerbahçe büyük bir para yedir şey oldu. Kaynağı oldu. Şimdi benim bir arkadaşım var Mahmut Doman işte kulağı çınası. Bu Ferdi var ya oradan gelir oradan Pendik Spor'a kiralanır diyordu. Vallahi billahi bak daha en iyi oynadığı zaman o sayı Samu'yu da beğenmiyor. Zaten stoperler hiç beğenmiyor. Nasıl bir arkadaşımızsa yani inanamazsın. Ferdi şimdi bakıyorum Ferdi'nizden hakikaten birkaç gol yedik. Mesela bu Şampiyonlar Ligi'nde adam sağından attı solundan geçti. Öbür bir pozisyonda daha yani neyse. Şunu söyleyeceğim yani savunmada birazcık şeyleri vardı Ferdi'nin. Hücum yönü çok iyi, mükemmel yani. Mükemmelin ötesinde. Müthiş bir sol bek hücum olarak. Savunmada biraz aksaklıkları vardı. Herhalde onu şeyde de onları geliştirir diye düşünüyorum İngiltere'de. Hoca biraz daha ona şeye de önem verir. Esasında fazla bir şey yok biliyor musun Ömer? Bir pozisyon alma şekli vardır futbolcunun rakibe göre. Onu aldırsa bir sıkıntı değil ya bunu öğretmiyorlar. Hayret ediyorum biliyor musun? Çok basit. Yani siz pozisyonu aldığınız zaman geri dönerse o futbolcu yani. Ronaldo da olsa siz onun koşu mesafesine doğru yönlenirseniz tamam mı? Önünü kapamış oluyorsunuz adam geri döner. Onlar basit bir şey. İnşallah orada çok başarılı olacağını düşünüyorum ama Fenerbahçe acil bir sol bek, bir tane daha sol bek yani yedeğini de alsın. Osterwold orada güvenmesin. Yani güvenmesin derken orada üretken olmuyor yani. Veya bir genç çocuğu hazırlayacak. Karagümrük'ten aldı. O çocuğu hazırlayacak. Levent Mercan. Levent Mercan. Yani hoca çok düşünmediği için şu an. Ya ama kadar... düşün ya Osterwold'un ya Allah ya kaç tane orta yapıyor? Kaç tane pozisyonu görüyor? Rakip bak illa bir şey yapması şart değil. Rakip savunmanın dengesini bozsun yeter. Tamam mı? Yani 20 defa, 30 defa. O Osay Samuel de öyle. En son maçta çıkarttı. Şeyde delirdim yani ya. Ya adam bir penaltı yaptırdı. Gidiyor oradan. Tamam mı? Bizde şey vardır eskiler. Kandilli akıntısı gibi gidiyor derlerdi. Biliyor musun?
şey de orada. Belki sağlam bir akıntı varmış Kandilli'de, Denizli'de. Evet, Ferdi de öyle. Osay Samuel de öyle. Ya bekler gidip gelecek kardeşim, onu bilmem. Fenerbahçe takımında da hoca işte yok, prensibi neymiş, sağlam bir savunma falan filan. Ya arkadaş sen buraya geldin, sen Fenerbahçe takımına geldin ya. Birisi onu hatırlatsın yani Mourinho'ya. Arkadaş sen, sana millet tedbir alacak yani burada. Ama şu da var. Onun için ofansif iki tane bek şey olsun. İki tane ofansif bek alsın Fenerbahçe. Stoper alacak. Ben onu bilmem yani. Hatay şöyle söyleyeyim. Ya mesela Cuk öyle şeyleri var ki, mesela müdahaleleri müthiş ya. Diyorum, hayran kalıyorum. Ama öyle bir goller yediriyor ki Allah Allah diyorum. Bekao zaten bizde biliyorsun lakaplar vardı, biliyor musun? Stoperden önce şöyle yani Fenerbahçe'nin Ferdi'nin satışıyla birlikte bir sol bek bir de orta saha transferi yapması bekleniyor. Ben hem Ferdi konusunu hem de olası transferleri Savaş abiye bir sorayım. Çünkü stoper noktasına geri döneceğiz, konuşacağız. Savaş abi, Ferdi tabii ki çok önemli izler bırakarak Fenerbahçe'den artık yavaş yavaş Brighton'ın yolunu tutuyor diyebiliriz. Çok da bence iyi bir takıma gidecek. Belki insanlar tabii ki şimdi hani Arsenal, United konuşulurken Brighton bir alt seviye görünebilir ama Brighton çok iyi bir sıçrama tahtası Premier Lig'de, o kulüplerden bir tanesi. Tabii ki Ferdi de kariyerinde bir artık Premier Lig oyuncusu olarak ekleme yapacak CV'sine. Bu çok önemli. Bu ayrılıkla ilgili ya da Ferdi'nin Brighton'a imzasıyla ilgili neler söylemek istersin? Sonra dediğim gibi olası takviyeleri konuşuruz. Bu bir defa bir yıl gecikmeli Premier Lig macerası oldu. Onu kabul edelim. Geçen sene sezon başında da hem Manchester hem de Brighton aslında yine Ferdi'ye çok ciddi alakaları vardı. Benim burada merak ettiğim şu. Sacha Boey gittikten sonra ben çok net bir şekilde Ferdi'nin Sacha Boey'in almış olduğu Galatasaray'ın 30 milyon euronun üzerinde bir rakama gideceğini bekliyordum. Yine sözümün arkasındayım. Fenerbahçe şu anda rakam açıklamadı. Ama pound üzerinden mi açıklanacak acaba? Euro diyorlar. İngiliz haberlerine baktığımız zaman muhtemelen yani pound yani açıklanır gibi. Açıklanır. Açıklanır o konuda gibi. Da İngiliz medyasında çıkan, bizim medyanın karşılıklı baktığı zaman 32 milyon pound falan deniliyor. 32 milyon pound da 35 milyon euroya falan tekabül ediyor herhalde hocam baktığın zaman. Biz matematikçi değiliz ama hayırlı olsun. Tabii rakamı da merak ediyorum yani. Rekor olacak çünkü. Şimdi rekor baktığın zaman Sacha Boey'de. Eğer Ferdi'ye geçebilir. Hak etti mi bunu Fenerbahçe? Fenerbahçe fazlasıyla hak etti. Senin az önce ifade ettiğin arkadaşım var dedin. Birçok kişi aynı şeyi düşünüyordu. Genç geldi. 10 numara olarak geldi. Vitor Pereira aldı, onu sol beke monte etti. Sonra tekrar bir ara 8 numara. Yani 8, 10, sol bek. Başka belki dönedi mi? Bir ara sanki sağ bek dönedi. Çok kısa böyle bir... Oynadı. Birkaç sağ bek oynadı. Yani milli takımda oynadığı dönemler yani böyle bir oyuncu. 10 numara alıyorsun. 800 numara sağ bek, sol bek. Çok farklı mevkilerden atıyorsun. Karakter olarak muazzam bir oyuncu. Geldiği zamanla bugün arasında muazzam bir performans yükselmesi. Karakter olarak en ufak bir şeyini görmedik. Sakatlık. Yani hiç futbolcu yaşamasın ama maşallah var. Yani hiç sakatlık yaşamadı. 1-2 ufak sakatlığın dışında. Maç sayısı olarak her sene baktığın zaman çok ciddi maç sayısı. Geçen sezon mesela ilk Avrupa milli takım 70'e yakındı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Brighton'ı seçmesinde dediğin gibi sıçrama tahtası olarak olabilir. Sıçrama bir transfer. Fenerbahçe de bunun önlemini aldı. Oradan bu bir sonraki transferden muhtemelen yine 20-25 rakamları bandında bir gelir elde etmesi bekleniyor. Brighton'ın genç bir hocası var galiba, değil mi? 31 yaşında. Hocam tam Savaş abi onu söyleyecektim. Ferdi ile hocası arasında 7 yaş var. 31 yaşında Fabian Rüzeler. Ferdi, bu hocanın gençliğinden mi, Ferdi'nin genç olmasından dolayı mı? Ferdi şu anda mesela... İkisi de genç bana göre. İkisi de genç. Yani 31 yaşında Brighton gibi bir takımda yani hocalık yapmak belki de Ferdi'nin tercihlerinden bir tanesi bu da olabilir. Yani çünkü genç hocayla çalışmayı herkes ister. Hele bir de kapris, ego yoksa. Gerçi Ferdi... Fabian Hürzeler... yani onu tam nasıl ifade etmek lazım? Futbolun... İlerleyen döneminde yani bir 10 yıllık belki periyodu burada düşünebiliriz. En iyi 10 teknik adamdan bir tanesi olması bekleniyor. Böyle bir listeye girdi. Onunla ilgili bir yazı okumuştum. Tam böyle ifade edebilirim herhalde. St. Pauli'yi şampiyon yaptı. Almanya Bundesliga 2'de Bundesliga'ya çıkardı. Müthiş de oyun oynatan bir teknik adam. Çok da iyi başladılar. Ligede 3-0'lık bir deplasman galibiyetiyle, Everton galibiyetiyle başladılar. Bugün 1-0 United'a karşı öndeler. Ferdi
iyi de başlayan bir takıma gidecek, onu söyleyelim. Zaten Brighton hatta sayılır bir takım İngiltere'de. Şu anda hani iyi başlayan, genç bir hocası olan ve hızını alan bir takıma da gitmiş olacak. Bu da önemli bence. Yani iyi takımın içerisine monte olmak çok daha kolay oluyor oyuncular için. Güzel bir yere değindin. Çok güzel bir nokta. Mesela Arda Güler de giderken Brighton, Barcelona, Real Madrid arasında bir tercihti. Orada tabii ki ekonomik şartlar, para, futbolcunun menajeri, babası, gelişim sürecini çok hesaba iyi katmak lazım. Hı hı. Belli ki Ferdi Kadıoğlu Brighton'u tercih etmesindeki önemli sebep orada en az bir yıl oynayıp sonra oradan herhalde hedef Manchester olacaktır yani. Yani, belki daha farklı belki takımlar olur. Belki 1 olmaz çünkü 5+1 kontrat var. Hani 1 olur, 2 olur ama 24 yaşında Ferdi çok rahatlıkla transfer yapabilecek yaşta zaten bir, sonrasında. 1 de olabilir, 2 de olabilir diyelim o zaman ama çok fazla olmaz. Yani Brighton'da çok uzun süre kalacağını pek düşünmüyorum. Çünkü planlaması o yönde. Yolu açık olsun. Nereye giderse gitsin Ferdi oynar. Ferdi çünkü hakikaten baktığın zaman bugün lisan olarak, gelişim olarak hiçbir sıkıntısı yok. Yani nerede, ne şekilde olursa, hangi takımda olursa olsun bugün Real Madrid'e gitse orada da oynayabilir mi? Oynar. Bence de oynar. Şimdi Real Madrid'in de sol bek sıkıntısı var bu arada. Ya bu buradan sonraki süreçte böyle 30-35'ler değil de yani o rekora yakın transferlerle çıkabilir. Çünkü sürekli gelişim gösteriyor hocam. Yani biz Fenerbahçe'ye geldiği günden bu tarafa hep aynı yerde durmayan, sürekli kendini geliştiren. Hocam bir iki tane hata dedi ya, dünyanın en iyi oyuncuları da hata yapabiliyor. Evet. Yani baktığın zaman Roberto Carlos bana göre izlediğimiz en iyi sol beklerden bir tanesi. O da öyle bir hata yapıyordu ki bu nasıl yapılır diyordun. Ya bence futbol önemli olan hata var. Bu noktada Fenerbahçe'ye 1,5 milyon euroya gelmiş bir oyuncunun yani neredeyse 20 katından fazla bir şekilde değerlendirerek, değer kazanarak diyeyim Fenerbahçe'den ayrılıyor olması bu Ferdi için de bir başarı, Fenerbahçe için de bir başarı. Yani şey takımlarımız içinde aşağı yukarı nasıl transfer yapmalı ya da nasıl planlama yapmalı kısmına çok önemli örneklerden bir tanesi. Ya Fenerbahçe bunu her sene düzenli olarak yapıyor. Baktığın zaman bu 5. futbolcu galiba yüksek meblağ, düşük alıp yükseğe satış yaptı. Galatasaray'da 1 milyon euroya aldı Sacha Boey'u. Ama Sacha Boey öyle bir hikaye yazdı ki kadro dışı kalmış, unutulmuş bir adam. Öyle bir başarı sergiledi. Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu serüveni Sacha Boey serüveninden çok farklı. Tam yani, şöyle çok farklı değil ama Savaş abi. Hocalarla çalışması, birçok hocayla doğru, çalışıp sürekli gelişim ama açısından. Hani Vitor Pereira'ya kadar olan noktada hani belki de Ferdi hani böyle kiralanması beklenilen. Çünkü Pereira'dan önce hani sol bekte kimse onu denemediği için ya da bu yönde denemedi derken düşünceler olmuş ama Ferdi'nin röportajında Ferdi kendi söylüyor. Beni ikna edemediler hani bu noktada ama Vitor Pereira ikna etti diye. Yani Vitor Pereira'ya kadar bence olan bir Ferdi dönemi var. Çok etkili olmayan ya da hani çok yüksek değer kazanacağını gösteremeyen bir Ferdi dönemi var. Ama Pereira'dan sonra çok farklı bir dönem var. Orası da çok önemli. Mesela Okan Hoca'nın Abdülkerim Bardakçı'yı bir ara sol bekte oynatacağım dediği zaman orayı çok fazla istemiyor dedi. Yani oyuncunun istemesi çok önemli. Hocam da mesela orada birçok futbolcuyla konuşmuştur. Yani o alışık olmadığı mevkide futbolcu isteyecek bir defa yani orada. Doğru. İkna etmek de orada çok önemli. Vitor Pereira orada nasıl tabii bir ikna gücü varsa ve şu anda Fenerbahçe'ye tarihin en pahalı satışını gerçekleştirecek bir süreç var ki Sayın Ali Koç da Vitor Pereira'ya ayrılığından sonra da özellikle Arda Güler ve Ferdi için teşekkür etmişti yani. Onu da çok iyi hatırlıyorum yani. Peki şimdi Güvenç Hocam, Ferdi'den sonra az önce söylediğim gibi bir sol bek transferi bekleniyor Fenerbahçe'de. Sol bek transferinin beklendiği noktada sizce Fenerbahçe'de Osterwold artık stoper rotasyonunda yer alacak isimlerden bir tanesi diyebilir miyiz? Çünkü Atalanta'nın da BK'ya bilgisi var. Hani ben öyle tahmin ediyorum ki BK ayrılsın ayrılmasın ama ayrılık olabilir tabii ki. Artık Osterwold'de stoper rotasyonda Fenerbahçe'de yer alacak isimlerden bir tanesi. Tabii ki sol bekte eksiklik olursa oynar ama gelecek sol bekle birlikte Osterwold'i de stopere yazacağız herhalde. Şimdi ne zaman gelir sol bek sence? Hızlı gelir. Şu anda? Çok, gelmesi çok lazım yani. 10 gün içinde gelir. 10 gün Rize maçına yetişmez. Niye 10 gün dedim? Şöyle dedim. Rize maçına nasıl yetişmez hocam? Tabii. Zaten Ferdi bile ayrılmadı yani şu anda. Paraşüt neyse gün olmadı. Resmi olarak ayrılmadı. Şundan 10 gün dedim ben. Şimdi ayın 1'inde transfer, daha doğrusu Ağustos'un sonunda kapanıyor majör liglerde. Belki Fenerbahçe hani bu anlamda bir beklemek isteyebilir. Bu benim tamamen kendi düşüncem. Ama kadrolar ayın 3'ünde UEFA'ya verileceği için herhalde 3 Eylül'e kadar bir transfer olması olası görünüyor. Ya şart ya, ama o zamana kadar zaten Osterwold olacak orada. Yani tabii ki. Bir şey söyleyeyim mi? Osterwold ondan sonra da stoper olur. Yani bana göre şu anda Çağlar'la Osterwold Fenerbahçe'nin iki stoperi. Daha başka kimse oynayamaz. Hocam sol bek isteyecek mi acaba yerine? Nasıl? Şimdi stopere döneceğiz ama alt yazımızda da Medina'ya Fenerbahçe'nin 11 milyon euroluk bir
teklifle gittiği yazıyor. Boca Juniors 13 milyon euro ve %25'lik verginin de ödenmesini istemiş. Pazarlıkların devam ettiği bilgisi var. Tabii yani şimdi bir taraf transferde, yani kulüpleri A ya da B diyelim, hiç fark etmez, herhangi bir kulüp için söylüyorum. Oyuncunun sahibi olan kulüp 13 milyon euro artı %25'lik vergi istiyorsa, talip olan kulüp de 11 milyon euro veriyorsa, aşağı yukarı ben bu transferin bittiğini söyleyebilirim. 12'de, bu, 12'de bu anlamda anlaşılır. Bitmeyen bir transfer tabii. Bilmiyorum. Ben şu yaşıma kadar pek görmedim. Ömer, yani kaç yaşında bu olmazsa, Medine acaba, biliyor musun? Medine hocam genç bir oyuncu. Yani bir bakayım da 21-22 olabilir. Öyle mi? Yani ben Fenerbahçe tahmin ediyorum ki tekrardan yani. Tekrardan bakayım. Burada vergi olayı yalnız. 22, vergi olayı yalnız. İlerisi olan şey bir futbolcu demek ki. Ya zaten Boca Juniors'ta kim? Orada bir takım daha var meşhur. River Plate. Bu iki tane takım dünyaca meşhur takımlar. Hep de çok da bizim Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi çok özel rekabet yaşayan iki tane kulüp. İyi bir futbolcudur herhalde. Çok yani, dinamik hocam. Saklama becerisi çok yüksek. Çok fazla koşan, pas özelliği de yüksek olan bir oyuncu, hızlı bir oyuncu, onu söyleyelim ve baskı altında da topu çok rahat çıkarabilen bir oyuncu. Ömer, sen beğendiysen ben çok beğendim, onu söyleyeyim. Çünkü bu kimseyi beğenmiyor. Hiç kimseyi. Kim? İsim vermiyorum beğendiğim belki. Beğendiğim çok oyuncu vardır ya, hocam burada ya. Yok. Mülak edecek hemen sen öyle şimdi. Hayır ya, demiyorum ya. Bir arkadaşımız var demiş, beğenmiyor diyorum, çok iyi oynuyor. Ya isim söylemiyorum. Beğenmiyor ya, olabilir ya. Ama güzel. Bu transferde de kritik bir nokta var. Şimdi tam bölgesi merkez orta saha ama biraz böyle hani nasıl anlatayım? Gabriel Sara transferini hep konuşurken hani Sara bir merkez orta saha transferi olarak geldi. Hatta Torreira'nın yanına defansif bir ekleme olarak, ama hücumda rol aldığında daha etkin bir oyuncu olduğunu söyledik ya Gabriel Sara'nın. Aslında Medina için de birebir aynı şeyi söyleyebiliriz. Yani hücum melekeleri de üst düzeyde bir oyuncu ama orta saha olarak da yani çok dinamik bir oyuncu olduğunu söyleyelim. Olimpiyat oynadı oyuncu. Olimpiyatlarda da çok dikkat çeken bir performansı vardı. Vallahi zaten Brezilya olsun, Arjantin olsun, Güney Amerika'da parlamış 22 yaşında bir oyuncuyu çok bu fiyatların altına almak mümkün değil. Bu fiyat ideal bile diyebilirim yani. Burada şu anda orta yol bulunur dedik ya. Orta yol bulunması için bir şey var. O vergi ödediğin zaman 13 milyon euroya geliyor yine. Şey, eğer Fenerbahçe bunu şey yapabilir. Yani bir 2 milyon 600 vergi var. Şimdi orta deyince şu golü attığında orta saha oynuyor herhalde. 10 numara oynuyor gibi sanki, baksana. Dediğim gibi hocam. Ortada yani bak şimdi bak. Ondan sonra. Görüyor musun? Bak hop. Oyuncu, nereden geldi? Arkadan. Yani 6 falan oynuyor herhalde. Evet. Gördün mü? Arkadan geldi, attı. Oyuncu 8 numara aslında. Onu söyleyelim. Neyse. Ama hani 10 oynarken de kendisini çok rahat hissediyor. Ceza sahasına çok sık giren bir oyuncu ama özellikle ben River Plate derbisinde izlemiştim oyuncuyu. Yani hani biraz daha böyle derbi performansı oyuncuların belirleyici oluyor ya büyük maç Fenerbahçe'nin açısından. Böyle bir oyuncuya ihtiyacı müthiş, var ama. Müthiş savaşan bir oyuncu. Böyle bir oyuncuya ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Yani çok bekten, uzaklardan atıyor koşuyu mesela. Hocam öncelik bu mesela. Sen şimdi Ferdi Kadıoğlu gitmiş olsa bile orada bir şekilde Osterwerdeli oluyorsun ama böyle bir oyuncuya ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Var tabii ya. Ya stopere de ihtiyacı var bana göre. Hoca da stoper yani demiş zaten. Geçen bir haber okudum. Ciddi bir şekilde demiş yani mi acaba? Kaynaklarından. Yani stoper demiş. O yüzden dedim. Hani demiş miymiş mi dedim acaba? Ya beni dinlemiş, kendi ağzından yok ama Osterwerder'i istiyorum diye duydum. Beni dinlemiş olabilir mi Ömer? Ya seni dinlese zaten her takımda 5 tane 6 tane stoper olması lazım. Ya yok ama yok Fenerbahçe'ye lazım. Bu arada Scaloni bir kez oyuncuyu milli takım kadrosuna da dahil etti. Onu söyleyelim. Öyle mi? Tabii yani şimdi Brezilya'da hocam ve Arjantin'de Savaş abi de çok iyi bilir. Biraz apolettir milli oyuncu olduktan sonra işler hem oyuncu için çok rahat gelişir. Yani o yüzden oyuncunun da bence tercih edilmesi ve Scaloni tarafından geniş de olsa, çünkü Arjantin milli takımı dünya şampiyonu bir milli takım, dahil edilmesi ben çok önemli diyorum. Bu transfer olursa eğer transferin çok başarılı bir transfer olarak yıl içinde adlandırılacağını ben düşünüyorum. Ya bence de. Bir şey söyleyeyim mi? Bak iyi futbolcu aldığın zaman seviniyorum, biliyor musun ben? Yani kim hangi takım olursa alsın. Hatay Spor alsın, hoşuma gidiyor. Ya iyi futbolcular gelsin Türkiye'ye ya. Şimdi Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon, Başakşehir 5 tane takımımız var değil mi? Şu anda 5 tane, 5'i de Avrupa Kupalarında oynayacak. Ya ben oralarda ben maçları bekliyorum. Ya milli maç olarak görüyorum, biliyor musun onları? Hoşuma da gidiyor. İnşallah yani çok başarılı oluruz. İyi transferler yapsınlar. Hepsi ama bütün kulüplerimizi bekliyoruz. Ben biraz şöyle bakıyorum yani. Tabii ki bu futbol görüşü olarak kişiden kişiye değişiklik gösterir ama. Mesela Torreira hangi ülke vatandaşı? Uruguay değil mi?
Beşiktaş'ın daha önce şampiyonluğunda rol alan o noktadaki isim Josef, Brezilyalı. İşte Medina Arjantinli. Yani Güney Amerika'dan özellikle orta sahada mücadeleci tempolu oyuncular. Galatasaray'da Melo. Keza Fernando. Melo. Daha önce Fernando Galatasaray'da. Ya ben o noktadaki oyuncuların Güney Amerika tandanslı olmasına kendi adımı önemsiyorum. Yani hem ligimize uyum sağlayabiliyorlar bu anlamda. Yani daha önce denenmiş ve birçok kez başarılı olmuş oyuncular var o kıtadan gelen. Hem de mücadele anlamında bence çok öne çıkabiliyorlar. Bu da bence transferin başka önemli bir kısmı. Ben de aynı şeyleri düşünüyorum. Ya bak geriye doğru dönüyorsun, bakıyorsun, tamam mı? Ama şu da var yani. Oradan çok iyi seçip getiriyorlar yani futbolcuları bizimkiler. Çok çok iyi. Yani nokta atışı yapılıyor hemen hemen. Oradan veya oradan gelmiş, Avrupa'ya gelmiş, oradan transfer ediyoruz. Ya bazı şeylerde bizim scoutlar iyi şeyler transfer ediyorlar. Bazılarında da şimdi geçeceğiz işte Beşiktaş'a şuraya buraya falan filan. Bazılarında da beğenmiyoruz veya istediğimiz performansı alamıyoruz. Bu arada bir Arjantin kaynaklı bir haberde oyuncunun da transferi çok istediği çünkü kendi kulübünde çok az kazandığı yazıyordu. Az sonra ona da bakarım ama bazıları diyorsun da 20 milyon euro para veriyorsan bonservisine bunun kötü olma şansı yok. Bunu eğer 20 milyon euro veriyorsan her şeyiyle en iyisini vermek zorunda. Ha 1 milyon oyuncu alırım. Galatasaray'a gelince şimdi konuşacağım. Bak Galatasaray, Beşiktaş, Fener hepsi yapıyor. Yok, 1 milyon euro veriyorsan risk alırsın. Bir işte Ferdi Kadıoğlu çıkarırsın, Saça Boy çıkarırsın. Ama ya hele şunu hiç anlamak mümkün değil. Ya Fenerbahçe için de diğerleri için de 20 milyon euro para vereceğim. 2,5 ay bekleyeceğim. 2,5 sayı futbolcu almış olacağım. O zaman niye en başta almadın? Bir şey söyleyeceğim sana. 20 milyon verdim bu Sara maç kurtaracak futbolcu mu acaba? Konuşuruz Galatasaray'a geldiği zaman. Ben de o konuda dertliyim çünkü. Konuşuruz. Öyle mi? Buldum bu arada. 385 bin euro kazanıyor yıllık. Medina. Burada alacak en az 2. Kaç aldık? Zaten hocam oyuncu da bir hani tahta eşik atlayacak yani bir gelişim bekliyor haliyle. En az 2 alacak. Bizim buraya geldiğimiz zaman yani biz maaşını zaten bonserviste için söylemedim bonservis bu arada bilgi olarak. Maaşlar söyledim. Konusunda inanılmaz bonkörüz. Aklıma gelen Galatasaray Tolga vardı mesela. Almanya'da 400 bin lira oynadı burada 2 milyon euroya geldi. Tolga Ciğerci. Tolga Ciğerci. 400 bin lira oynadı buraya 2 milyon euroya geldi. İşte Serdar Aziz Bursa'da oynarken buraya kaç paraya geldi? Bak gelişlere bakalım. Hani gelirken şu. Galatasaray'a geliyorum. Büyük fedakarlık yapacağım. Galatasaray büyük kulüp ama aldığı parada hiç fedakarlık yok. Hepsi için bu özellikle yerli oyuncular için. Ben mesela şu anda Galatasaray'a topçu olacağım. Gideceğim transfer olacağım. Galatasaraylıyım. Orada çok büyük para konuşmam. Senin dönemlerinde öyleydi. Para konuşabiliyor muydun Beşiktaş'ta, Galatasaray'da, Fenerbahçe'de? Şimdi hangi takım tutar? Çocukluktan para mı formaları... vardı ki konuşalım? Çocukluk forması olsun üzerinde. Menajerler, o senin scoutlar. Zaten bu scoutlar falan filan böyle çok kulüplerde en çok eleştirdiğim şey. Peki. Scoutlar var o kadar. 20 milyon euro oyuncu alıyorsun. Scout 20 milyon euro oyuncu mu aldır ya? 20 milyonluk oyuncu zaten herkes biliyordur yani. Scout gidip bana vallahi Ferdi'yi savaş. Bulacak. Scout bana gidip Saça Boy'u bulacak. Scout 20 alır. Şöyle alır ama. 50 milyon euroluk oyuncuyu bir şekilde 20'ye alabilecekse... Sana bırakmazlar. Sana bırakmazlar. Senin scoutuna bırakmazlar. Öyle bir ortam olduysa 20'ye alabiliyorsan 50'ye alırsın, 20'ye de alırsın. O zaman yani. Kevin De Bruyne gibi oyuncular olur mu sana bırakmazlar. Ha, o kısmını bilemem ama... Hani scoutlar sadece maaş alıyorlar, gidiyorlar, o tatil yani. Gibi yapıyorlar. İki futbolcu izliyorlar, harcır alan oluyor. Yiyorlar, içiyorlar, geliyorlar. Abi. Ben başka bir şey demiyorum. Ya o bir meziyettir biliyor musun? Yani futbolcuyu anlamak meziyettir. İki tane hareketini görürsün, futbolcunun ne olduğunu bilirsin. Vallahi bak. Yani o bir meziyettir. Benim mesela birçok yardımcılarım var, bazıları müthiş. Peki az anı. Önce gördüğünüz hocam, yani Medina'nın mesela golünü gördünüz. Ne düşünüyorsunuz? Ya orta sahadan gitti. Ya bir kere felsefe olarak iyi. Orta sahadan ya 6 ya 8 oynuyordu orada. Tamam mı? Oradan gitti o golü attı adam ya. Ofansif olarak yani golü düşünüyor. Zaten bir futbolcu şöyledir. Benim mesela antrenörlükte prensip nedir? Bizim takım kaleci dahil top bizdeyken golü düşünecek. Golü düşüneceksin abi. Kaleci de dahil. Çabuk oynayacaksın veya falan filan. Top rakipteyken de savunmayı düşüneceksin. Prensip budur esasında futbolda. Bizim bunları çok şimdi örnekleri var göstereceğim falan filan. Adam çakılı duruyor orada, tamam mı? Hoca gitmedi diyormuş ona falan. Ya ona da inanamıyorum. Gitmedi diyen de hoca olur mu? Onu da bilmiyorum. Biliyor musun? Hani ileri destek verme diyen hoca aklım şimdi sırrı vermiyor. Beka'yı bir konuşalım hocam. Tam o noktada kalmıştık sizinle. Doğru mu acaba? O da inanmıyorum şimdi, ya. Beka o Atalanta transferi olabilir mi? Şu anda konuşuluyor.
Kim konuşuyor? Sen ben falan mı? Yani, şu anda işte stüdyoda konuşuluyor hocam. Yani, şu anda konuşuluyor. Başka bir yerde konuşuluyor. Tek tek buraya toplayacak halimiz yok. Şu anda stüdyoda konuşuluyorsa bir yerde çıkmıştı. Durup dururken ben BK Atalanta aklıma gelmez. Tabii ben söylemedim yani kendim. Ya bunu menajer gazlaması yani. Sportif direktör gazlaması. Bir şey söyledi bak menajer gazlaması diyor ya. Bilmiyorum yani şöyle. Şu yüzden konuşalım diyorum. Bir sol bek alacaksa Fenerbahçe, az önce söylediğim gibi muhtemelen Osterwolde'yi de stoper olarak değerlendirmek istiyor Jose Mourinho. Herhalde. Görüntü bu şekilde. Evet. O yüzden Bekayo da sezon başından itibaren çok düşünmediğini hesaba katacak olursak, çıkan haberlerle birlikte ben o yüzden hani haberlerin gerçekçiliği olabilir diye düşündüm ama İtalya'dan var mı öyle bir haber? Geçen yılki Beko, Cicco ikilisini hiçbir şekilde düşünmüyor. Jose Mourinho aşağı yukarı şu ana kadar düşünmedi diyelim ya da. Sizce hocam Beko'nun ayrılığı Fenerbahçe için doğru bir hamle mi olur? Dost doğru olur. Sırtımı alıp götürürüm. Demin bir şey söyledin. Cicco ile Beko'yu burada yere göğe sığdıramadık. Bizim televizyonda dahil biliyorsun değil mi? Yere şöyle ikili, böyle ikili. Ben de övdüm. Söyle. Acı biber süreceğim ağzına senin. Ya abi yok o kadar değil. Nasıl övdünüz? Ben aklım sırrım ermiyor. Bak bir şey söyleyeyim. Bizde algı çok önemli biliyor musun? İnsanlar gördüğüne değil, söylenene inanıyor. Ben buna çok şahit oldum gerçek hayatta da. Ya ne, hangi iki? Ben şöyle bir tek bir şey hatırlatıyorum. Geçen gün şeyi söyledim. Neyse isim vermeyeyim gene bizim buradan. Sivas maçında dedim var ya, top ortalandı. İkisinin arasında adam gitti, penaltı oldu. Hatırlıyor musun? Ya iki tane stoper ya. Böyle bir şey olur mu arkadaş ya? Bitti benim için yani ya. Vallahi bile şu mikrofonlarla çıksam şöyle... Frak giysen bir de hani hocam, var ya kuyruklu. Hocam o stoper beğendiniz biliyor musunuz? Hayır canım ya, şunu söyleyeceğim. Bir Saiz vardı mesela hatırladığım en çok beğendiği. Bir de Serdar Aziz. Serdar Aziz. Kim Saiz ya? Bunlardan iyi. Gene söylüyorum. O zaman başının ismi. İki stoper. Saiz ve Serdar Aziz hocanın resmi beğendiği kadro stoperleri. O zaman bir şey söyleyeyim mi sevgili hocam? Roman Saiz. Sana stoper bulurken isminin baş harfinde S harfi olan stoper bulacağım. Roman Saiz ha? Saiz, Serdar. Türkiye'de beğendiğiniz stoper var mı hocam? Bir isim söyleyeceğim sana. Savaş abi. Hocam eğer gençlik dönemlerinde Serdar Aziz'le karşılaşsaymış, yani hocamın gençlik dönemlerinde hocamın oğlanın adı Serdar Aziz olurmuş. Olabilir. O kadar seviyor. Ben peki, emin oldum artık. Ya. Peki hocam, Türkiye'de şu anda senin geçen sene ve bu sene dikkatini çeken bir stoper var mı? Stoperleri bu kadar seviyorsun madem. Ya Emirhan vardır herhalde. O da Beşiktaş'ta. Şey Emirhan, tamam. Ya ne top oynadı bu tamam, peki. Ya. Vallahi bak, mesela Emirhan. Biz Emirhan yerli olduğu için, Emirhan'ın partneri var mesela Rize'de. Geçen hafta gol, ondan önceki hafta gol. Hava toplarında çok iyi bir çocuk. O kadar o kadarına dikkat etmiyoruz şimdi. O zaman Allah var yani. Yarın sana bir şey hocam. Fenerbahçe ya ben bir futbolcu seyredeyim iki dakika ne olduğunu vallahi çözerim bak. Ali Kulo. Dikkatini çekti mi? Ne? Ali Kulo. Kazak oyuncu. Bilmiyorum. Özbek. Her şey bilmiyorum. Özbek. Yok bakarız. Hocam yarınki Fenerbahçe maçında bir izlesene. Sen stoperleri çok beğeniyorsun. Yani stoperler ya çok ciddi gözüküyor. Arkada bir şey söyleyeyim. Bende Osman vardı kaptan bizim. Tamam mı? Kocaeli Spor'da. Murat Doğansoy vardı. O kaç tane... Ya o kardeşim ben hiç onlar böyle bir... gol yedik de biz çok. Ben bariz böyle bir hatalar yaptığını görmedim ben yani. Peki şimdi... Yani orada yarın gözün olsun hocam. Sana sonra hani öğretmenler ders verir ya. Benim için orada bak, çok önemli senin görüşün. Şeye gelen Beşiktaş'a gelen çocuk var ya müthiş müdahaleler yaptı ya. Konuşacağız Beşiktaş kısmında sen hocam. Sen stoperin bir de gol atanı seviyorsun. Gol atıyor bir de. Havada var ya. Sıçrıyor atak atıyor. Önemli bir şey söyleyeyim Savaş abi. Stoperin gol atması tabii ki değerli takım adına ama... Şu yapılan transferlerde sosyal medyada böyle editler görüyorum. Meşhur ya şimdi edit yapmak. Bir bakıyorum stoperle ilgili sürekli mesela yani bir takımın bir stoperle adı geçiyorsa ya da transfer ettiyse o takımın taraftarları stoper yani stoperlerin gollerini koyuyor videoya. Bunu anlamıyorum. Peki, onu söyleyeyim sana, yani. Stoperin ilk görevi gol atmak sen değil. Sen de mesela senden de ricam yani. Yarın onu izle bak. Ali Kulovi zaten hava hakimiyeti mesela. Hava toplarında çok hiç mesela top verdiğini hatırlamıyorum. Yani biz peki, şimdi burada konuşuyoruz. Şimdi yarın şey, nazar değmiştir. Şey, tamam. Şimdi ama stoperden açılınca şu anda en çok eleştirilen stoper kim biliyor musunuz? Ha? Abdülkerim. Birimizde mi Abdülkerim? Ya şimdi hocam sen ya arkadaş ya hemen oraya gelince bak. Galatasaray bölümünde. Abdülkerim'in en kötü hali Serdar'dan daha iyidir hocam. Ya Allah'ım ya. Galatasaray bölümünde Abdülkerim de konuşuruz tabii ki. Yarınki Rize Spor Fenerbahçe maçını bir konuşalım. Çünkü Fenerbahçe zor bir deplasmana çıkacak ki geçen hafta bir puan kaybı var. Çaykur Rize Spor Ligi'ye çok iyi başladı. Savaş abi yarın Rize'de nasıl bir maç bekliyorsun? Açılışta da ifade ettim. Hakikaten Çaykur Rizespor benim bu sezon başında Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir'den sonra bu sene çünkü geçen sene de ligde çok iyi işler yaptı. İlhan Palut önderliğinde takımla kimyası uymuş vaziyette. Öğrencileriyle takım arkadaşı gibi adeta böyle.
Güzel bir maç bekliyorum. Hareketli bir maç bekliyorum. Karşılıklı goller bekliyorum. Çok samimi söylüyorum. Ama en çok neyi bekliyorsun dersen bize Mourinho olduğunu hatırlatması lazım. Hani hafta içi antrenmanlarda nasıl yapıyor, nasıl ediyor. Şimdi Mourinho zamana ihtiyacı olan bir teknik adam değil. Ben mesela Güvenç Hoca bir takıma gider. Ya bana zaman verin. Hayır, zaman falan yok. Gidiyorsan o takımı zaten izlemişsindir. O takımı biraz biliyorsundur. Mourinho çünkü bize dünya çapında yaptığı böyle sihirli dokunuşlarıyla. Aşağı yukarı 2 ay oldu mu Mourinho geleli, takım antrenmanları vesaire tabii falan oldu. Hatta Haziran'ın sonuydu, işte tam 2 ay diyebiliriz. Sonuçta beğendiğimiz için. Ben Mourinho'ya olumsuz bir şey söylesem ya hadi git oradan deriz. Çünkü dünya çapında bir teknik adam. Kalitesi ortada. Hocam belki eleştirebilir çünkü kendi ihtisas alanı, meslektaşı olarak eleştirebilir. Ama Fenerbahçe şu ana kadar oynattığı maçlarda 3 forveti konuşuyoruz. Onu da hangi hoca olsa yapardı. Yapardı yani. Sonra birini çıkardı, ikiye düşürdü. Çünkü orada o risk alınabilmesi gereken bir riskti. Yani Şampiyonlar Ligi var işin ucunda. Tabii ki yani. O risk alınabilirdi. O riski aldı diye ben ona şimdi sihirbaz hoca diyemem. Ben de olsaydım hani şey yapardım. Oyuncu değişikliklerini maçı izlerken elimde benim kağıt kalem yazıyorum. Mourinho'dan önce ben bu böyle olması lazım, bu böyle olması lazım. Birebir oldu. Şunu demiştim sezon başında. Mourinho'nun işte Lugano ve ilk Lille maçı performansından sonra Adana Demirspor maçını merakla bekliyorum demiştim. Çünkü Fenerbahçe hani görece kendisinden zayıf bir takıma karşı iç sahada çok dominant bir oyunu mu tercih edecek? Yoksa yine hani bildiğimiz Jose Mourinho'nun son yıllarındaki ya da kariyerinin büyük bir bölümündeki gibi hani bir şekilde skoru alma oyunu mu tercih edecek diye düşünüyordum. Fenerbahçe skoru aldı ama işte toplu oynama hemen hemen eşit. Çok az bir fark var arada. Gol pozisyonlarına çok büyük bir fark yok. O maçtan sonra Göztepe maçındaki puan kaybı gelince şimdi de şunu merak ediyorum. Tam senin dediğin nokta Savaş abi. Yani Jose Mourinho son yıllarda kendi kariyerinde hiç yapmadığı bir şeyi yapıp tamamen kendi düşüncelerinden taviz mi verecek? Yani skoru alma oyunundan ziyade ben bu ligin dominant takımlarından birisi olmak istiyorum düşüncesini mi benimseyecek? Yoksa aynı şekilde merak mı edecek? Çünkü çok elastik bir teknik adam yok karşımızda, onu merak ediyorum. O yüzden bu maçta en çok merak ettiğim onu ne yapacağı. Dediğin gibi yani kalkıp da iki forvet bir arada başlayabilir, orta sahayı kalabalık tutabilir. Fred'in dönüşü çok önemli. Kesinlikle. Bunu kabul etmek lazım. Yani mazereti de yok bir nevi artık. Yani Fred geldi, tamam Ferdi gitti. Osterwar'da var. Stoper'de her ne kadar oyuncu eksikse. Fred Fenerbahçe için su gibi ekmek gibi yani ya, bunu kabul etmek tamam lazım. Tamam işte Jose döndü. Yani şu anda özlüyorum demişti ama şu anda takımda. Geçen hafta risk etmedi çünkü hazırdı. Şu anda herhangi bir, yani yanlış kelime ama mazeret yok. Rize Spor, Fenerbahçe maçı bu haftanın en güzel maçı olur. Böyle oturup çayımı kahvemi demleyip maçı izleyeceğim. Zevkli ve keyifli maçlardan bir tanesi olacaktır. Rize Spor'daki beklentim, İlhan Polut Hoca'yı çok beğenirim ama hocam büyük maçlarda bir türlü böyle oyunu okuyamama konusunda mı, öne geçtiği zaman tutamama konusunda böyle bir şey var hocanın mesela. Farklı yenildi değil mi? Geçen sene. Evet. Farklı mağlubiyetler aldı. Maçı hocam büyük maçlar, normal maçlarda olağanüstü işler yapıyor. Mesela Başakşehir maçında çok iyiydi. İlk hafta şimdi kimle oynadı hatırlamıyorum. Az önceki o stoper olsun, bir tane orta saha var, çok iyi. Mesela Emirhan gitti. Bu sezon bakıyorum ben mutlaka bu... İlk hafta Başakşehir'le berabere kaldı. Geçen hafta Adana Demirspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Ama tabii bayağı çarpıcı istatistiklerle. Yani şöyle söyleyeyim. En önemli nokta 32 kez ceza sahasına girmiş deplasmanda. Yani ligde iç sahada bile bunu yapan bir Anadolu takımı ben son 2 yılda, yani 30'un üzerinde var mı hiç hatırlamıyorum açıkçası. Aslında hocanın o Hacı Ahmet bu. Oynuyor mu pardon? Oynadı mı acaba ya? Geçen hafta galiba girdi. Geçen hafta süre almış olması lazım. Bir baksana ya buna. Ben geçen hafta... Abi çok beğendim evet, bir adamdı. İnce arada oyuna girdi. Geçen çok hafta beğendim çünkü... bir futbolcu ya, benim. Ya bilmiyorum neden ama ben de bu Rize Spor'u böyle takip etme şeyi oldu böyle geçen evet. Seneden bu tarafa dedim ya. Ben hocaların maçı olur diyorum. Biraz da. Oyuncu kadrosu... Bak Savaş abi yine böldüm kusura bakma ama 34 kez de Başakşehir'e karşı ceza sahasına girmiş. 2 maç 33 ceza sahasına giriş ortalaması, bu çok acayip bir şey. Aslında yani birçok kişinin bence gözünden kaçan bir şey. İşte burada... Çok çok çarpıcı bir istatistik işte, var burada. Burada yani. Var ya Mourinho'ya çok büyük iş düşecek işte. Bu rakibe karşı, bu istatistiklere karşı ne yapabilecek mesela? Bireysel anlamda da baktığın zaman istatistiklerde çok koşan bir ekip. Hocanın, yani İlhan Polut Hoca'nın geçen seneden biliyorum takımı çok özgür bırakabiliyor bazen sahada. Bu ona dezavantaj olarak da tutabilir. Çünkü rakip Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin bana göre kazanmaktan başka hiçbir şeyi yok şu anda. Yani her yol kazanmaya yani ligin başı ama şimdi geçen hafta bir puan kaybı. Eğer bu haftada bir puan kaybı olursa tabii ki
taraftar bundan haliyle hoşnut olmayacaktı sezonun başı olmasına rağmen. Bak şimdi hafif omurdamalar başlamıştı böyle küçük böyle tatlı tatlı eleştiriler. Şimdi biraz daha sertleşecek. Şimdi bakıyoruz burada eski futbolcular, spor yazarları, otoriteler, eski yöneticiler hafif böyle Mourinho üzerinden başladılar. Çok erken tabii ki ama ya Mourinho bunun için geldi. Bu kadar parayı bunun için aldı. Yani geleyim tabii ki futbolda sonuç kaza, hatalı gol olur, eksiklerin olabilir. Ama bize İsmail Kartal son teknik adamdan sonra farkını göstermesi için geçen sene Fenerbahçe Lig'e nasıl başlamıştı? Fırtına gibi başladı. Her maçı gollü geçiyordu. Ne olduysa ikinci yarı oldu. Bu sezon kötü başlayıp iyiye de gidebilir. Rize maçında puan kaybetse bile dünyanın sonu değil. Ama Mourinho eğer iki maç arka arkaya puan kaybı yaşarsa tabii çok hoş bir şey olmaz. Bu arada bir dünya Fenerbahçe taraftarına sorsan hemen hemen aynısından da şu cevabı alırsın. Yani önemli olan iyi başlamak değil de sonu o gemiyi bitirmek. Nasıl limana yaklaştırıyorsun? Ya sonu önemli tabii ki yani. Fenerbahçe son yıllarda hep iyi başladı ama bir noktada tökezledi. Ligin sonunu getiremedi istediği gibi kendi açısından. O yüzden hani Jose Mourinho'ya duyulan güven, hani hoca bir şekilde bu gemiyi limana yanaştırır güveni bence. Ben şimdi bir şey söyleyeyim mi? Benim için ayak kırıklığı oldu en son maçta. Daha erken değil mi ama hocam? Ya önemli değil bak şimdi. Kışın şeye gidiyorsun değil mi? Karlı bir yere gidiyorsun değil mi? Kış lastiği takarsın ama kayarsın mayarsın kaza yaparsın. Önemli değil. Ama alırsın. Ama sen oraya yazlık şeyle kabak bir lastikle gidemezsin abi. Bak arada teşbih de hata olmaz derler edebiyatta. Bak benzetme de şimdi. Arkadaş sen orada herkes şu anda kameramanlar kimi görsem Göztepe geliyor. Akın akın geliyor. Sen orta sahada iki tane adamla nasıl duruyorsun kardeşim bak. Şimdi 4-4-2 oynadığın zaman ya o 4-2-4'tür. Formasyon demişken hocam muhtemelen 11'imiz de hazır. Bir ekrana alalım onun üzerine konuşmaya devam şimdi, edelim. Şimdi bakayım. Tadiç, Szymański, Fred. Livakovic kalede, Osterwolde, Djiku, Çağlar, Osayi. Önde İsmail, Fred. Hücuma yakın Saint-Maximin, Szymański, Tadiç. En uç noktada El Nesyri. Beklenen şimdi, 11 bu şekilde. Bu takım çıkar zaten. Tek santrfor. Şimdi burada çift santrfor oynadığın zaman, tamam mı? Çift santrfor oynattığın zaman iki kenarda bak bu Maxim'le Tadiç'le iki çift santrfor oynayamazsın. Orta sahada iki tane koşan adamın vardı güzel. Szymański ile İsmail çok güzel ama kenarda Maxim olmaz. Tadiç olur. Çünkü temposu yüksek iki adamı orta sahaya destek yapması lazım. Şimdi burada Maxim'i oraya koyduğun zaman kanadı kırık bir eksik oynarsın yani ya. Bir kişi eksik oynarsın. Şimdi orada bak şeyle İsmail'le Szymański oynuyordu. Ya bunlar yorulur arkada iki kişiye karşı. Üç kişiye karşı iki kişi oynadığın zaman bitersin. Ondan sonra Şim'i çıkarttı. Szymański'yi çıkarttı. Kurniç'i aldı. Olmaz. Olmaz arkadaş yani. Olmaz. Sen oraya Kurniç'i baştan koysaydın yani 2-0 iken o maç 2-0 biterdi. İstediği kadar eleştiri olsun herkes. Ya hocam bu sende Serdar Aziz'den sonra bir Kurniç hastalığı bastı. Ya ne Kurniç ya? Ya şeye gitti. Lisedeyim bak yeni. Başakşehir'e giden yeni adam. Abi Kurniç abi. Crespo. Ya Crespo'yu koy. Kardeşim bunu bravo Başakşehir'e ya. Vallahi var ya Göksel Başkan'ı el alırsın. Hocalara da. Ya Crespo orada koşan adam lazım. Bunu anlamıyorlar. Ya diyorum ki 13 kilometre koşu herif. Ya boş koşsaydı gol yemez. Bak boşuna koşsaydı o Kurniç var ya. Hani çoban ya hani hiçbir şey oynamadı. İtalya'da şurada burada sokaktan aldın geldin plajdan. Ya bırak koşsun herif. Hiçbir gol olmaz ya. Bu 2-0 biterdi maç. Hocam ya bunu nasıl yapma? İstatistik gelsin mesela. 12 bilmem kaç koşmuş olsa ama maçın içinde hiçbir şey. Ne yapayım ben o hiçbir şey yapmaz. Ya bir şey söyleyeyim mi? Zor oyunu bozar diye bir şey var. Ne demek yapmasın ya? Çoban mı bu herif ya? Bir tane pas verdi mesela şeye. %100 gollük atamadı senin Cekon. Atamadı. Hiç onu görmüyor kimse. Bir sola doğru verdi ya. Seni Cekon vurdu dışarıya. Ya 90'da kadar bir tane yapacağım ya. Ya kardeşim bir tane yaparsın, iki tane yaparsın. Bu belli oldu. Ben tekrar söyleyeyim. Hocam şu anda bundan sonra Serdar Aziz'den sonra yeni bir kronik olabilir. Hayır yanım ne kronik. Ya, o çok saygı bir şey hocam. Bak, demin ne söyledi Ömer? Bir şey hocam bu bak, konuda muhtemelen tek kalır. Bak, bir şey söyleyeyim. Hiç tek kalmam. Bak kronik konusunda tek kalır ben diyorum. Ben takip ediyorum hocamın. Alba maçında da aynısını yaptı. Ya adam var ya bak yemin ediyorum onu oynatacak da taraftarının tepkisi yüzünden oynatamıyor. Hocam, tepkisinden korkmuyor. Yok, artık performanstan ziyade biraz sağ dışına çıkan bir konu oldu. Yani hani o bir negatif artık elektrik oluyor Kurniç oyundayken. Ben ya oldu ya fazla... ya. Ama bak hocam şimdi burada birazdan Beşiktaş'a da gideceğiz. Olsa şeyle ilgili. Masaku ile ilgili de çok şey var. Mourinho'nun taraftarından çekilir mi kadro olarak? Bir dakika bir şey söyleyeyim. Ne dedin? Orta saha lazım. Kaç para orta saha alacak? 20 milyon. En az değil mi? Bilmiyorum artık. Yani herhalde. Sen işte Crespo'yu gönder. Ondan sonra Kurniç'i gönder. 20 milyon troller çalışıyor. O para birilerinin cebine inecek. O 20 milyondan birkaç milyonun eurosu.
en az 2-3-4 milyonu. Daha onun şeyi var. Hocam, ben o bilemeyiz ya, yani. Ne ha, yüz, nasıl ben biliyorum canım, nasıl bilemiyorum. %100 olmaz, yani. Bu her transferde olacak olmaz diye bir şey. Vergi olarak girecek diyelim. Ya neyse ya. Hayır, insanları da zan altında töhmet atsın. Yok, vergi olarak. Kalsın yani, abi ne hangi insanlar ya. Şu anda, kim bunlara hocam, var ya çanak ziyade, tutuyorsa onlar bak. Doğru katılıyorum. Biz paradan onlar ziyade hocam hani takviyeleri konuşuyoruz şu anda. Ne takviyesi ya, orta saha ihtiyacı yok Fenerbahçe'nin ya. Stoper alacak, sol bek alacak, bitti. Sezon başından beri söylüyorum. Sen Kurunic'i oynatma, algı yarat, arkasından hocam, Crespo'yu gönder. Çok güzel dedin ya. Bir şey söyleyeceğim. Az önceki... Allah korusun, bu futbolun sakatlığı var, cezalı noktası var. Şimdi Fred diyelim ki Fenerbahçe'de bir sakatlık daha yaşadı. Kurunic, İsmail'le Fenerbahçeli taraftarla sezonun devam etmesi ister mi? Tadiç var. Tadiç var, Şimanski var, İrfan var. Hocam, önce Fenerbahçe'nin Arjantin'i alacağı oyuncu için tamam demedik mi? Tamam. Çok şey katar demedik mi? Tamam. Bak zaman... şu bir şey söylüyor bak. Diyor ki İsmail şeyli Kurunic'le şeyi koy, öne getirdi. Kurunic'le İsmail üretken ya, bir orta hayır, saha olmaz şey, bir dakika yani. Ya. Topu ya İrfan'ı koyarsın, Tadiç'i koyarsın yani. Kardeşim. Tadiç'in temposu hocam, çok iyi. Hocam ben hızlı hücum gücünden kısmış oluyorsun. Nasıl, yani, niye? İleriden alıyorsun hocam o oyuncuları kime geriye. Ya ileride Allah Cengiz var, var da var arkadaş Cengiz, bir sürü adam var ya. Düşünülüyor mu hocam? Bana ne sen düşün, düşün. Allah Allah. Ben miyim hocam Jose Mourinho? Ben biraz olayı yanlış yerden ya bırak. Fenerbahçe'nin aslında konuşulması gereken yeri savunması Ferdi'ye gittikten sonra. Orta saha, kanatlar bir şekilde geniş. Hücum attı tamam. Bir virgül koyalım. Oran ne yapalım? Ben o geri dörtlüğü hocam artık orası sabitlenmesi peki, lazım. Her hafta değişiyor. Devam edeceğiz değerli izleyenler. Spor gündeminde ara zamanı saat başında yeniden karşınızda olacağız. Spor gündemine devam ediyoruz değerli izleyenler. Bu saate Galatasaray'la başlayacağız. Galatasaray'da tabii ki Young Boys revanşına hazırlanıyor ve tek hedef Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'ne kalmak. Ki Başkan Dursun Özbey'in açıklamaları var. Açıklamalara gidelim. Sonrasında bu açıklamalar üzerinden devam edeceğiz. Çok önemli açıklamalar geldi Başkan Dursun Özbek'ten. Savaş abi konuşulacak noktalar var. Şimdi Kerem Aktürkoğlu'nun kaptanlığı bırakmasıyla ilgili bir açıklaması var. Son günlerde çok fazlasıyla gündem oldu. Hemen onu sorarak sana başlayacağım. Başka cümleler de var. Sayın Başkan'ın açıklamalarından öne çıkan ama Dursun Özbek diyor ki kaptanlar transfer dönemi sonunda belirleniyor. Ama Kerem bu açıklamayı geçtiğimiz günlerde yaptı. Bunun Kerem açısından bir yanlış iletişim stratejisi olduğunu düşünüyor musun? Sadece Kerem açısından değil, yönetim açısından da, teknik heyet açısından da. Neresinden bakarsak bakalım burada stratejik bir hata var. Plansızlık var. Kerem Süper Kupa'da Beşiktaş maçından sonra soyunma odasında yaşadığı olaydan sonra olayı kendi resmi sitesinden gece çıkan iddialar üzerine üçte açıklama yapmak zorunda kaldı. Yaşanan olaydan üzüntü duyduğunu ifade etti. Ardından tekrar Kerem eleştirileri başladı ve bugün gelinen noktada kaptanlık olayının bu kadar büyütülmesini doğru bulmuyorum. Yani kaptan takımda 3 tanedir. Sezon başında belirlenir. Evet transfer olursa belki zaman zaman değiştiğini görebiliriz. Ama şimdi başkanın transferlerden sonra belli oluyor demesi bana çok biraz manidar geldi yani. Burada da her işte olduğu gibi iletişimsizlik var. Ya takım kaptanı bu kadar rahat yıpratılmaz. Geçmişte Snyder de yıpratıldı. Geçmişte Sabri de yıpratıldı. Geçmişte dediğim dönemlerde yine bu yönetim vardı. Yine aynı isimler var. Bir teknik direktör farklıydı. Teknik adam farklıydı. Yani biz baktığımız zaman şurada Kerem olayı tam olarak anlatılmadı. Tam olarak bize yansıtılmadı bazı şeyler. Kerem'in kaptanlığı alınmasını Kerem kendi açıklıyor. Galatasaray Kulübü açıklar. Sayın Başkan dün basın toplantısında bir soru soruldu. Dedi ki bir arkadaşımız, başkan danışma olarak atadığınız Galatasaray Başkanı, ikinci başkanı Metin Öztürk'ün kardeşi Neşettin Öztürk'ü oraya açıklarken resmi siteden duyurusunu yaptınız. Kerem'le ilgili bir aydır, bir buçuk aydır bir takım iddialar var. Transfer iddiası var, gidiyor iddiaları var. Kaptanlık iddialarını alacağı iddia var. Hep sürekli Kerem paylaşımında bulunuyor. Neden bu kadar bir futbolcu yalnızlaştırılıyor? Niye her kötü sonuçta Kerem ön plana çıkarılıyor? Kerem'i çok eleştirdiğim olmuştur. Kerem'in evet iletişim konusunda hakikaten belki zayıf olabilir. Ama Galatasaray Kulübü teknik heyet. İki sezon şampiyon kadronun oyuncusu bu kadar itibarsızlaştırılmıyor ama yalnızlaştırılamaz. Yalnız kalmış vaziyette. Kendi kendine açıklama yapıyor. Yapma gereği duyuyor. Galatasaray için söylediği çok güzel bir şey var. Kaptan olayım ya da olmayayım. Elimizden gelen en iyisini yapacağız. Bu doğru Savaş abi ama şimdi Galatasaray'da zaten böyle bir süreç yaşanılıyorken konuşulan hemen hemen ya da birçok şeyde sorun olma noktasındayken şu anda
ki Kerem hemen hemen hep konuşuyoruz. Yani olayların içinde hep kalan birisi. Yani kendisi olsun, çevresi olsun bilmiyorum. Belki bir profesyonelle çalışması olsun hani gerekmez mi? Çünkü bu açıklamayı yaparken, yani şimdi bunlar sezon başında belli olan şeylerse bu açıklamayı bu anda yaptığınızda yanlış anlaşılacağı aşikar açıkçası. Ama tek başına yapabilir mi bunu? Yönetim? Nasıl diyor ki yeni transfer? Ama gece de yapılıyor. Yani mesela o açıklamayı da gece yaptı Kerem. Sonrasında kulüpten bir açıklama gelmedi ya da sonrasında çok neden gelmedi? Olayı doğruladılar. Bütün yöneticiler, bazı konuştuğumuz futbolcu arkadaşlar, ya böyle bir şey olmadı demediler. Olduysa bununla ilgili bir açıklama yaparsın. Kendi işimizde halledeceğiz dersin mesela. Evet, Kerem Aktürkoğlu soyunma odasında ilk kez mi oluyor? Hayır. Hocam soyunma odasında hiç mi futbolcu hocamın üzerine yürümedi ya da bir şey söyledi, bir şey itiraz etmedi? Mutlaka ediyor. Olmuştu da şunu demeye getiriyorum. Şimdi gece bir oyuncunun üçlü açıklama yapması, bak, ne olursa olsun. Bak, üçteki açıklamayı o gün de eleştirdim. Hayır, ne olursa olsun kendisiyle ilgili iyi bir intiba bırakmaz diyorum. Esas şimdi oyuncu neden işte üçe kadar uyumuyor, bu saatte bu açıklamayı yapan sabaha kadar uykusuz kalacak işte... İdmanı nasıl çıkacak? Galatasaray futbol takımı soruyu beraberinde getiriyor. Galatasaray futbol takımı, Galatasaray yönetimi, Galatasaray teknik heyeti futbolcusunun kaptanını itibarsızlaştıramaz ya da yalnız bırakamaz. Yalnız bırakıyorsa tek taraflı sıkıntı değildir. Evet, Kerem iletişim sorunu var. Hep söylüyorum bunu. Bunu söylediğim zaman kızanlar da olmuştur. Kerem içine kapanık bir oyuncu. Kerem Aktürkoğlu maçlardan önce, maçlardan sonra böyle medya ile vesaire böyle toplantı yapıp konuşan çok fazla bir kişilik de değil. Ama bu süreçle ilgili sadece Kerem'i suçlamak doğru değil. Ya daha önceki yönetimlerle ilgili söylüyorum. Yine aynı Dursun Özbek yönetiminde. Sinaydar hatırlayalım, kampa giderken Belhanda geldi. Kaptanlığı alındı. Sinaydar yalnız bırakıldı. Galatasaray'a 20 yılını vermiş Sabri Sarıoğlu'nun kaptanlığı tartışıldı. Sabri'nin ayrılığını biliyoruz. Hiçbir şekilde veda edilmedi. Yine aynı dönemler, yine aynı isimler var. Bir teknik adam farklı. Buradaki süreçte Kerem'i bu kadar suçlamak doğru değil. Bu süreçte Galatasaray salı günü maça çıkacak. Galatasaray hayati önem taşıyan bir maça çıkacak. Galatasaray'ın bugün içinde bulunduğu ekonomik anlamda çok ciddi bir sıkıntı var. Bize bunlardan bahsetti Sayın Başkan. Transferlerden sonra belli olur ya, ne? Bunu öyle bir çekiştirelim ki arkadaşlar, önümüzde bir Young Boys maçı var. Biz şu anda buraya kilitlendik. Bilet olayına cevap veriyorsunuz. Kerem olayına cevap veriyorsunuz. Diğer birçok sorular gelebilir. Bugün onları salıya kadar tutalım. Çünkü Galatasaray burada tarihi bir, hani geleceği açısından çok önemli bir maça çıkacak. Bileti soracağım. O konudaki düşünceni de merak ediyorum. Ya da bilgiler sende varsa alacağım Savaş abi, ama Güvenç Hoca'ya da şunu sorarak devam edeyim. Hocam şimdi Muslera ile Abdülkerim fazlasıyla eleştirildi ki Abdülkerim bu sezon başından itibaren eleştirilen isimler arasında. Ben hep eleştiriyordum başkan zaten. Başkan da diyor ki bir maçlık performansla eleştiri yapmamak lazım, katılmıyorum diyor. Şimdi bir şey söyleyeyim mi? Abdülkerim Galatasaray'a geldiğinde çok eleştirdim. Eleştirdim derken hatalarını söyledik falan. Ondan sonra var ya bir şey yaptı, forma girdi. Kendini geliştirdi. Müthiş maçlar oynadı. Fakat bu sene, geçen senenin sonlarına doğru bu bir sakatlandı falan, bir kenara geldi. Yani bir yedek bıraktı bunu hoca. Hani işte oynayan futbolcuları oynatayım falan filan diye. Bir benim görüşüm tabii, futbolun içinden geldik biz. Onun yerine koyuyorum kendimi. Onun da bir böyle bir kırılma oldu. Tamam mı? Hani işte Nelson çok iyi oynuyor. İşte ikisi de işte devam etti o şeyle birlikte, biliyorsun, Sanchez'de. Bana göre orada bir kırılma oldu. Bu sene iyi başlamadı. Mesela Getson'a yaptığı penaltının arkasında, bak o psikologlar bunu daha iyi bilir, tamam mı? Başka bir şeyler var yani. Birilerine bir kızma, bir sinirlenme var, tamam mı? Burada da maaş dengesi konuşuluyor hocam son zamanlarda. Ne? Maaş dengesi olabilir, konuşuluyor. Olabilir, bir şey var, bak bir şey söyleyeyim mi? Cenk Tosun bir gün içeri girdi 95'te falan, 90 pardon 85 90 dedim atılır da. Ne yaptı biliyor musun? O kızgınlıkla atıldı. Beraber o maçı. O maçı beraber izliyorduk. Yani evet, şimdi atılır. İsmail dönem Trabzonspor maçı. Atılır abi, adam bir şey var. Bir, hocam maçı, şu hikayesi var onun. Trabzonspor maçı istihada. Şunu soracağım. Şunu ben en azından bir futbol sever olarak kabul edemiyorum, kabullenemiyorum yani. Fernando Muslera'nın böyle yerden yere vurulmasına Young Boys maçından sonra bazı gördüğüm şeylere inanamadım. Abdülkerim'in de formu düşük olabilir. Muslera'nın da formu belki düşük olabilir. Ama hani bakıyorum. Şimdi Muslera 17 kupa kazanmış Galatasaray'la. Abdülkerim 3 kupa kazanmış Galatasaray'la. İki isim 20 kupa kazanmış. Hocam bunların hiç değeri yok mu ya? Yani bir tane maçla birlikte hemen gelindi? Biz bu oyuncuları paramparça mı edeceğiz? Buraya yani nasıl gelindi? Futbol iklimi, ben bunu gerçekten şey anlamakta zorlanıyorum ya. Doğru söylüyorsun. Bak Muslera'yı kenara koyuyorum. Muslera çok kötü bir golle yedi. Formsuz olabilir. Uykusuz olur, şu olur, bu olur. Psikolojik bir sürü nedenler olur. Çocuğu hastadır, hanım eşiyle kavgalıdır falan. Abdülkerim'in sıkıntısı var ya, onu anlatıyorum size. Abdülkerim'in bir şeyin sıkıntısı var. Bilmiyorum yani.
İstediği gibi değil. Şöyle, Savaş abi daha iyi bilir ama Suudi Arabistan'dan önemli bir teklif aldı sanıyorum. Hani o transferin gerçekleşmesini istiyor ya da Galatasaray'dan daha yüksek bir kazanç bekliyor Abdülkadir. Galatasaray'dan olabilir. Kafa, sıkıntısı var derken zihnen böyle bir şeyi... Bir şey olabilir. Madde olur, manevi olur. Olabilir haliyle. Bak mesela 1 milyon euro aldı herhalde, ben öyle tahmin ediyorum. Evet, değil mi Galatasaray'dan? Evet. Arabistan buna veriyorsa 3,5 arkadaş. Yani ben orada koşarak giderim ben. Buradan çıkarım yolu Arabistan'a. Galatasaray'a var mı? Galatasaray'a ne vereceksin? O zaman her para alan koşarak gitsin. Ya canım, Galatasaray'a da bir şey verecek herhalde yani. Bir şey verecek işte. Koşarak giderim derken futbolcu gelir. Futbolcu adın kardeşim, ben futbolcunun düşüncesini söylüyorum sana ben. Bırak Galatasaray'a falan demiyorum. Futbolcunun düşüncesi bu. Futbolcu bak yatar kalkar. Bak bir şey söylüyorum. Kerem evvelki sene biliyorsun değil mi? 5 milyona mı ne oynuyordu? Oliver'e geldiğinde 4 kaç senelik 4 milyon euroya anlaştı bak şimdi. Biri 5 milyon oluyor, öbürü 3 milyon euro Oliver'a. Neyse. Şu anda kayıp ortalarda yok. Neyse 12 milyon euro veriyorlar. Buna neyse yani yıllık. Birisine 100 milyon lira alıyor, birisi 5 milyon lira alıyor. Ben dedim ki işte Kerem şu bu falan. Abi Kerem'e de ayıp ettiler orada. Sonra dedim ben olsam kendi kaleme bir de gol atarım dedim. Ya formu düştü, şu oldu bu oldu. Sonra yükselttiler parasını. Çocuk forma girdi. Ve Kerem her geçen gün bana göre kendini geliştiriyor. Gol kaçırabilir, şu yapar ama kuvvetlenmiş falan filan. Daha çok iki yönlü oynamaya başladı falan filan. Bak kendini geliştiriyor. Ama bu kaptanlık şeyinde bak. Burada hocaya sormadan hiçbir şey olmaz. Ha, onu söyledim işte. Hocaya sormadan sen bunu, transfer gelecek. Transferleri bekliyoruz. Ondan sonra kaptanı kim belirler hocam? Önce hoca. Önce hoca, sonra yönetim onaylar. Tamam. Evet. Şimdi basit. Şu var. Evet. Ben bence yani şimdi burada Oliveira'dan Mustera'dan sonra orada kaptan Icardi olur. Ya Torreira olur. Torreira da olmaz. Adamların bir şahsiyetine bakarsın. Yönetme şeyine bakarsın, durumuna bakarsın. Yani takımın içinde liderlik durumu, Mertens olur mesela bak. Liderlik vasıfları olan birisi olur kaptan. Tamam mı? Ama sen Kerem'e bunu verdiysen alamazsın abi. Olmaz. Kerem'den bunu almak demek, Kerem sen yürü kardeşim. Yürü git demek. Bu Kerem'in de eşi var, dostu var, akrabası var, sevenleri var kardeşim. Yanlış yani. Hocam, politika yanlış. İşte, onu söylüyorum işte ben. Onu, bak, tabii. Şimdi Kerem'den sen kaptanlığı alamazsın. Öyle bir şey yok. Yok transfer belirliği falan yok. Kim olursa olsun. Ha, bugün şey gelir bak. Messi gelir buraya. Cristiano Ronaldo dersin ki arkadaş veriyorum sana kaptanlığı. Kerem de bir örnek şey demez. Örnek vereyim hocam. Saygısı duyarsın. Fenerbahçe Dzeko'yu transfer ederken uçaktan inmeden kaptan olduğunu açıkladı mesela. Takım kaptanı olduğunu. Edin Dzeko'nun. Eskilerde vardı tamam. Bak bunu yaparsan tamam ama sen şu anda mevcutsa, o dediğin isim gelene kadar Sayın Başkan senin bu kaptanınsa bugün transferi bekliyoruz. Kim falan, geliyormuş ya? Ya 3 tane transfer bitmeden bunu da ilk kez duyuyorum. Transfer ne alacak? Ya Messi'yi alacak, Ronaldo'yu alacak, ya Benzema'yı alacak. Aynı fikirdeyim. Benim yani, ben. Sen bu şekilde bir defa yaparsın. İlkay'ı Gündoğan alacak. Ya da şöyle bir şey ya. Ben o konucu olsam, Sayın Başkan bir dakika biz bu işi kendimiz belirliyoruz derim. Takım çünkü önce teknik heyet belirler, sonra yönetim belirler. Para konusunda. Hayır, teknik heyetten görüş alırsın, tamam mı? Zaten hemen hemen aynı şeyi çıkar yani teknik heyetle şeyin. Ya hocam kusura bakma ama şimdi Fatih Terim bu takımın başında olsa, Fatih Terim kaptanları belirleyeceğiz ama yönetim biz transferle belirleyelim ondan sonra gene kaptan burada da öyle olur ya ama hayır yönetim ya. Yönetim hoca belirler der tamam. Ki birinci kaptan. Yönetim de okey der tamam. Şimdi yönetim formaliteden olacak. Şu andan sonra Kerem %100 haklı. Kerem'in ama böyle şeyler yani çocuk şeyde serzenişte bulunuyor yani. O ben o kadar takip etmiyorum. 800 bin liraya geldi hocam gelirken ilk kaldığı zaman. 800 bin TL. Ya önemli sonra değil. Sonra oldu 8 milyon. Ya şu anda bak şu andaki milyon. Konumu Kerem'in eğer bir kaptanlık varsa onda sen o kaptanı alıp başkasına veremezsin. Transferi beklemek ne demek abi? Ne yapayım ben hocam, diyorum çok ya. Çok yanlış var. Transferi ya kimi alacaksın transferde abi? Bu açıklama. Dünyanın en iyi 5 tane futbolcusunu falan alırsın şey gibi Dzeko gibi. Fark etmez baştan da ayarlama o zaman. Yani baştan da söylemeyesin. Gelince dersin ki Kerem'cim bak. Bu geldi tamam mı? İşte Ronaldo geldi, Messi geldi. Aklıma gelmiyor Benzema. Kim o şöhretler falan yani böyle. Çok aşırı üst düzey bir profil. Ha, ondan sonra bunlar derse ki bu, o da saygı duyar. Saygı duyar. Kerem'in iki sene şampiyonlukta ne kadar katkısı vardır hocam? Ya önemli değil. Hayır, ya. Liseler ne kadar katkısı var? Ya hiç yoktur veya çok fazladır. Bak fazla önemli yani. Değil. Şu anda ya, hocam, kaptanlık ya fark etmiyor. Şu anda kaptansa bitti. Ya anladın mı? Anda, ne kadar faydası var, eksiği var falan takım yok. Takım içindeki maaş dengelerinin biraz açık olması futbolcularda Abdülkerim'i de etkilemiş olabilir. Kerem'i de etkilemiş olmalı. Okan Hoca'ya mesela 30 milyon TL alırken 110 milyon liraya çıktı. Ona eleştirme yapırken futbolcular
Ama sen oyuncu oyna, sonra yönetim gereğini yapar. Bu sadece Abdülkerim için de, Kerem için de, diğerler için de. Yok, orada katılmıyorum abi. Kim gereğini falan yapmıyorlar abi. Yapmıyorlar hocam, abi, boş ver. Ya geçen başı, sene Salih ile şey, ya ne ya yaptılar Beşiktaş'ı ya? Beşiktaş'ı ben konuşmuyorum, Galatasaray'ı konuşuyorum. Fark etme, Galatasaray'da da. Niye Galatasaray? Kerem çok... Hocam 800 ya, geçen sene Kerem 800 bin TL'ye geldi. Tabii, diyorum. Bak, 10 katı ya. Yaptılar. 10 katı yaptılar, 8. Sonra bir 10 katı daha yaptılar. Yapmıyor olur mu? Abi, bak. Bak 800 bin TL oynuyordu. 3 milyon euro alan Oliver'e hak eder bana göre. Oliver'e söylerken çok, o zaman Icardi Zaha'yı da konuşalım. De, böyle tamam. Olduğu zaman o zaman oluyor işte. Ya bak bir şey söyleyeceğim. Çok bana göre çok iyi futbolcu. Ama 3 milyon euro o zaman şimdikinin parasıyla bilmem. Bu da alıyordu. 5 milyon, 6 milyon, 10 milyon. Yani olmuyor. Arada hocam, daha uçurumlar olmuyor. Ama şu anda bak Abdülkerim 1 milyon euro alıyorsa, tamam mı? Arabistan'dan bir teklif geliyorsa, vermiyorsa gelsin söylesin arkadaş ben oynayamam. Benim şeyi de yani kafam takılıyor. Ya şimdi bak arkadaş bize öyle geliyor ya. Sen şimdi 1 milyon euro alacaksın, oradan 2,5 alacaksın. En azını konuşuyorum. O zaman ben şöyle özetleyeyim. 3 alacaksın. Kısa kısa. Gece uyuyamaz ya adam. Ömer. Ben ya bir şey yaşı itibariyle de hani bu yaşa da yapmak bakın olay bireysel yani. Olarak değil. Bak şimdi özetlemek gerekirse. Ne demek bireysel olarak değil ya? Şimdi bir şey anlatacağım sana. Bir bireysel olup olmadığını göreceğiz hocam. Bir dinleyelim hocam. Bak hocam abi. Özetliyorum. Bu takım 2 sezon arka arkaya şampiyon oldu. Kimle oldu? Bu oyuncularla oldu. Saydığımız oyuncularla, konuşulan oyuncularla oldu. Kim ne oldu? Teknik direktör Okan Burak'la oldu. Bu yönetim 3 ay önce rekor oyla başkan seçildi. Korkunç bir yetki alındı. Ama işin özünde baktığı zaman bir güç zehirlenmesi yaşandı. Seçimden hemen sonra Erdem Timur'la yol ayrımına gidildi. Transferler tartışılmaya başlandı. Gelinen noktada 2 tane şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi, sponsorlar, forma sponsoru, tedarik sponsoruyla anlaşıldı, ciddi bir para geldi. Rakamsal anlamda ben muhasebeci değilim ama yani 150 milyon, 200 milyon euro gibi bir para geldi. Şimdi gelinen noktada ben, Abdülkerim Bardakçı bu parayı az buluyor, Kerem bu parayı az buluyor, Sergio dışarıda 3 milyon alıyor, Zaha işte 10 milyon euroya yakın alıyor, o bilmem kaç para alıyor. Bunları konuşuyoruz. Takım içinde onunla küsmüyor, Kerem'in kaptanlığı bırakmış. Burada çok büyük bir yanlış var. Yanlışın büyüğü de yönetimde. Okan Hoca da şu anda bu futbolcuların kaptanlığı alınması, yönetim konuşurken Okan Hoca'nın sessiz kalması da yanlış. Okan Hoca da sezon başında 30 alıyordu. 110 milyon liraya çıktı. Ya belki bir şey söyleyeyim. Ya zaten kaptan hoca sormadan bu işi olmaz. Onu söylüyorum. Ya sen bir şey, bak, fark ya, hoca... Çok kolay çözülecek bir mesele değil mi? Nasıl bu kadar fazla uzayabiliyor? Bak, yani Ömer, sezon başında Okan Hoca oturur yönetimle bir toplantı yapar. Bizim kaptanlarımız budur der. Olay da biter. Ya gelecek kadar. Adamı kaptanlık... Gelecek adama kaptanlık dersen hem oyuncuyu hem teknik direktörünü sen ezmiş olursun. Ya, burada. Herhalde. Ya böyle bir şey var mı? Gelecek adama... Çok yani hocam yönetimci Dursun Başkanı, Sayın Başkan ilk bak, önce Dursun bana Dursun Başkanı ben çok seviyorum ama bu açıklaması yani havada şey ne derler Sayın Başkan ona? Sürekli olarak havanda su dövüyor. Hata yapıyor. Bir şey yok. Bak çok net söylüyorum. Galatasaray şey kulübü Young Boys maçına çıkacak. Tarihin en önemli maçlarından bir tanesi. Şampiyonluk statüsü değişmiş, Şampiyonlar Ligi statüsü değişmiş. Orada çok fazla maç sayısı olacak. Galibiyet başına para alacaksın. Bugün gelinen noktada verilen cevaplar, sorulan sorular ya buraya konsantre olursun. Bu Galatasaray bu Young Boys'u yener. Geçer. Yeter ki savunmada hata yapmasın. Ya. Onların savunması. Bir şey söyleyeceğim. Galatasaray'ın ya Kön'den dolayı Hanover 96 kulübüne borcu var. Bugün yine haber olmuş. Ya Galatasaray kulübü Avrupa'daki başarılarıyla gündem olur. Şampiyonluklarıyla güzel haberler. Bu nedir ya? 2 ayda Galatasaray 2 kere Almanya Bit gazetesine haber oluyor parayı ödemek için. Yani çözülmeyen bir konu haline geldi. Neyi çözülmüyor ya? 2 milyon lira. Bunu bu kadar yönetici varsınız. Tarihin en büyük oyuyla seçildiniz. Hiç mi kimse veremiyor ya da bir kasa kolayla denilen bir şey var ya. Savaş abi köyün haberi de hazırmış. Tam bu noktada izleyelim, bir izleyelim. Şey haberi bir izleyelim değerli izleyenler. Devam edeceğiz. Derek Köyün konusu gündem olmaya devam ediyor Galatasaray'da. Savaş abi Köyün sence devam edecek mi? Hanover'e mi dönecek? Transfer mi olacak? Yani bu konuda az önce konuştuğumuz gibi karmaşık bir halde. Beşiktaş Süper Kupa maçını hatırlayalım. Olimpiyat adına maça gidiyorum. Elimde telefonda şöyle sosyal medyaya gezinirken Köyün'ün son maçı. Köyün transfer olacak Rusya'ya. Bir hafta sonra tekrar bir daha aynı şekilde. Bugün gelinen noktada başarısız. Bugün bir ay içinde ikinci kez Galatasaray haber oluyor hocam ya. 2 milyon 200 bin euro bir transfer taksiti. Oradan gelen haber. Rakamı bilmiyorum ama Temmuz ayının başında ödemesi gereken para olduğunu biliyorum. 2 milyon zaten hepsi 3 rakam milyon değil mi? Rakam olarak bir şey söylemek istemem. Çıkan hepsi rakamlarda. Hepsi 3 milyon ben biliyorum. Yani bu anlaşmaya bağlı. Bazen 10 aya yayarsın, bazen 6 aya yayarsın. Rakamsal olarak bir şey demem ama Temmuz ayının başında Alman kulübü Hanover 96 ödenmesi gereken para olduğunu biliyorum. Galatasaray bu şekilde 2 kez bu para ödenmedi diye haber olamaz. Galatasaray başarısıyla haber olur. Galatasaray yaptığı fair play'lerle haber olur. Galatasaray
gündeme geliyorsa Almanya'da, oradaki haberlerde böyle 2 milyon euro ödemediği için değil. Orada 20 kişisiniz, 30 kişisiniz. Sportif AŞ'ye transfer olanlar var, dışarıdan gelenler var. Sayın Başkan, evet siz de çok ciddi katkıda bulundunuz. Ama böyle kasa kolaylığı olmaz. Bu bir yönetim başarısızlığıdır ya. Köln transferinde şu anda ödenmeyen para yönetim başarısızlığıdır. 50 tane şey sayıyorum burada yönetimin. Rekor öyle seçilmiş bir yönetim. Hakikaten bir yüz seylemesi. Şu 2 ayda yaşananlara bakıyoruz. Ya inanılmaz şeylerle gündeme geliyor. İnanılmaz iddialarla gündeme geliyor. Bu arada Savaş abi şimdi Hüseyin Özkök'te bir gazete küpürü gönderdi yine Almanya'dan. Tamam. Orada da şunu yazıyor. Yani Galatasaray zaten hani borcunu ödemek durumunda. Ödedikten sonra oyuncuyu da satarsa elde edilen karın da %10'unu vermek zorundaymış. Anlaşma detaylarını yazmışlar. Tamam. Yine. Bak bunu zaten biliyoruz. Bir sonraki satıştan paydan bahsediyor Hüseyin abi galiba. Evet, evet. O Rusya'ya normalde transferi olacaktı. Fakat Rusya-Almanya arasındaki para akışı gerçekleşmediği için, yani orada bir şu anda uluslararası bankalar arasındaki yasak olduğu için gerçekleşmedi. Yoksa Zenit'e gidecekti oyuncu. Şimdi bu durumda da elindeki oyuncuyu ben Alman basında bu parayı ödeyemedi. Ya yöneticiler ne iş yapıyor? Ya da birçok gelir olduysa yapıldı. Şimdi localar, kombineler, tekrar söylüyorum, tedarik firması, giyim üzerinde anlaşılma yapıldı, formalar üzerinde. Şu anda Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden transfer yapacak mı diyoruz? Değil mi? Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa 3 tane. E kalmazsa ne olacak? Allah'ım ya. Ya kalırsa 3 tane transfer ne demek ya hocam? Ya bir şey söyleyeceğim size ya. Herkes ya bunu söylüyor. Ya bu köylü yemeye çalışıyorlar. Deminden beri... Kim yemeye çalışıyor hocam? Özetler, herkes bilmiyor. Özetler var şimdi, tamam mı? Beşiktaş'ta sol bek Masaoku'yu yemeye çalışıyorlar. Oradan öbürü neyse. Şimdi bakıyorum adam müthiş bir sezona girmiş yani. Ya bu adam beğeniyorum ben, çok iyi oynuyor. Ya nedir arkadaş, derdi ne biliyor musun? Bak tekrar söylüyorum. Menajerlerin oyunları bunlar. O adam gitsin, öbürü gelsin, parayı cebe indirelim. Bitti arkadaş. Yani manşet şu. Şu anki gazete manşeti Hannover 96'ya Derek Köln geri mi dönüyor? Başlık bu. Şimdi geri dönmek demek Savaş abi şu. Şimdi ödemiyorsun. Oyuncuyu kulübü geri alıyor. Alabilirsin. Ama herhalde bu oynadığı noktada Galatasaray'dan da yine bir beklentisi olacak Hannover'in yani ya bu tip, olarak. Bu tip davalara girdiğin zaman öyle bir şey geri dönüş olursa kaybediyorsun zaten yani. Hükmen bütün şeyler karşı tarafın eline geçmiş oluyor. Yani alacak verecek meselesinde baktığın zaman oynadığı, hem oynamadığı... Hem dönen parayı alırlar yani. Oynadığı, oynamadığı totalinde neler var. Fark ama ben etmez şunu konuşuyor yani. Olmamız bile beni üzüyor diyorum. Salı günü Galatasaray tarihi bir maça çıkacak. Galatasaray için çok önem arz eden transfer yapacak mı? Şampiyonlar Ligi'ne geçerse 3 transfer yapacak. Ya herkes böyle söylüyor. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bak geçen sene Anelio'nun şeyi vardı. Burada oynatmadılar onu, biliyor musun? Evet. Niye biliyor musun? O 6 milyon euroyu ödeyemeyecekleri için göndermişler. Okan Hoca'nın gitmesini istemiyormuş. Kesin evet, bu bilgi. Kesin. Kalırsa 6 milyon euro ödenecekti. Konuştuk kesin bu yayınlarda. Bilgi. Okan Hocam da biraz daha böyle net olması lazım. Okan Hocam transfer döneminde bu yönetimin arkasında durarak şu anda bak kaptanlık... Ya onu bilmem ben sana olayı anlatıyorum. Anadolu'nun gitmesini Okan Hoca istememiş. Sırf parayı ödemedikleri için. Zaten bizim medya sağ olsun veya medyaya yöneticiler de çıkartmış olabilir. Savunması çok kötü. Bilmem hocam, nesi çok kötü. Ulan ne diye aldınız? Zaten adam biliyordunuz. Hepsi çöp oldu. Çünkü bir maçta oynarsa o sözleşme tamam, devreye girecekti. Tamam, burada oynatmadın, ne oldu? Böyle kaybettin. Böyle bir planlama olur mu ya? İşte kaybettin yani. O ne oldu? Maçı da kaybettin. Paran da gitti. Buna belki bir ya, üst tura çıksan... Ya Galatasaray 3 tane transfer yaptı. Birisi bedava. 2 tane transferi 30 milyon euro. Niye o zaman Galatasaray 3 ay bekledi bu transferleri yapmak için? Madem ki 30 milyon euro para harcayacak transferi. Çünkü örneğe bak ya. Deminden beri izliyorum, biliyor musun? Hazırlık maçlarını falan. Adam nereden gitti, gol atıyor, vuruyor, hocam, gidiyor. Hocam bence zaten sorun sadece Derek Köln, Kerem ya da işte Mustera, Abdülkerim değil. Bence sorun bir maçla birlikte acayip bir fırtına kopuyor. Evet. Bir anda oyuncu hani... Bir maç değil o. Birikmişlik yani bir var. Bir derken ben, bazen ben birkaç Mustera ve Kerem'i dışarıda tutuyorum. Mustera da nasıl Mustera bir birikmişlik ve olabilir? Mustera'nın orada... geçen Burçin Hoca vardı burada. O da söyledi. Doğru. Sentetik çim. O top yere sekiyor ve ya oturmadı. Onlar ikisi var. Ya. Yok etkisi abi var. Bırak. Tamam hocam. Niye? Kötü gol yedi. Ama doğru i̇kisi söylüyor. Gol ya, yedi. Ya doğru söylüyor. Gol yedi. Adam diyor ki ya bir maçta fırtına koparttılar arkadaş Mustera için. Hocam bakın. Öyle mi? Bir sıkıntı maç. Sıkıntı ne biliyor musun? Elinde Zaha gibi bir oyuncu bir var. Bir maç evet. Young Boys maçından sonra. Ben evet. İnanamadım sevgili Ömer. Yani. Bak. Bir maç değil bu. Bir buçuk, iki aylık, üç aylık birikim var. Transferler, yapılan transferler, geciken transferler. Ama biz başka şey söylüyoruz abi. Biz Mustera'yı söylüyoruz tabii şimdi. Hepsi birikimi işte bu yani. Bir neyin maçta Mustera'ya fatura kesilmesi, bir kısım Mustera'ya hatalı gol. Mustera bunu hep yapıyor. Senede bir iki tane kötü gol diyor. Ama sana şampiyonluk kazandırıyor. Ama biz Mustera'yla Çağıslar'a ilgili konuşuyoruz. Ya.
Hocam Kerim'e. Bizde şu anda ne var biliyor musun? 6 milyon euroya aldığın Yusuf Demir nerede? Zaha. Ya sen bir daha bir şey söyleyeceğim. Yönetimi eleştiriyor. Zaha'da seninle beraberim. Bu Zaha'ya dedik ki transfer, yeni transfer şeye giriyor. Ya işte yeni hazırlığa girdi. Müthiş oynuyordu. Adamı bitirdin ya. Arkada bilmiyorum. Peki, bak bunda. Bu arada bir de mesela şimdi Zaha'nın hani soğuk falan olduğu hani hep konuşuluyor da soğuk derken hani işte takım arkadaşlarıyla ilişkisini falan. Young Boys maçında bakıyorum atılan gole, Batshuayi'nin golüne, kenarda onu çok iyi çekmişler. Çok iyi bir reaksiyon da veriyor. Yani bilmiyorum kalırsa da Zaha'yı çok iyi tanıyan birisiyle konuştum. Zaha inanılmaz duygusal bir insan. Evet. İnanılmaz esprili. Evet, bazı arkadaşlarıyla soğuk yapabilir, yapısı olabilir. Zaman zaman arkadaşlarıyla zaman bir oyun konsolunda oyun oynadı. Hep şampiyonluğu hedefleyen. Oynarken bile orada şampiyonluğu hedefleyen. Şampiyon olduğu zaman da paylaşım yapan bir oyuncu. Dün yine duygusal bir paylaşım yapmış. Yine sistem var. Hafta içinde bu transfer sürecini soranlara bu konu benim dışında ilerliyor. Onu muhataplarına sorun diyor. Hep bir gönderme var, hep bir ama sistem var. Ama ben bunu ne zamanlar her yayında söylüyorum. Yani Zaha'da açıldığı zaman mevzu. Ya diyorum adamı kardeşim oynatmazsan gider bu adam, bitti. Gitme de gidemez hocam. Her neyse aldığı fark et, soğur ya arkadaş yani. Allah Allah. Ya bir futbolcu gitmiyorsa ve bu Zaha ise bunu kazanmak adına her şeyi yapmak lazım. Neyi kazanacaksın? Kaybetmek için her şey yapılıyor. Onu söylüyorum işte. Yani bir yerde, bir de bir şey söyleyeceğim. Bir yerde değil, birkaç yerde Galatasaray'da böyle hani gemi batıyor ya böyle. Ya bir yerine monte yaparsın, yerine işte buraya böyle yama yaparsın falan ama sürekli alta, sürekli alta. Ya ama bak Galatasaray'da kaşıyorlar, bir şey söyleyeceğim. Parayla ilgili bir şey söyleyeceğim. Ben Beşiktaş'a Nişantaşı'ndan geldim, tamam mı? Yani genç takıma geldim. Ben profesyonel istesem oluyorum, olmuyorum. Tedorosko'da Romen Hoca, bizim Beşiktaş'ın, Mersin İdmar Edun'a gitti. Bir gün maçtan bir maç oynayacaktı bir takımla. Kamptayız. Adada mı nerede? Al beni akşam böyle yürüyüşten geziyoruz. Seni dedi ben şeye götüreceğim. Mersin'le anlaşıyorum. Son maçlar. Sana dedi var ya, seneyi söylemeyeceğim. 75 bin lira dedi. Profesyonel olmadım ben, tamam mı o zaman? Amatör oynuyordum. Beşiktaş'ın altyapısından geldim ama Nişantaşı'ndan geldiğim için sana dedi 75 bin lira para vereceğim dedi. Amatör var ya. Bir hafta uyuyamadım ya. Ve o parayı verdiler yani. Sen diyorsun yani para bilmem ne. Şimdi Abdülkerim'e bilmem ne verecekler 2,5-3 milyon ne. Ya dedim uyuyamadım diyorum sana ya. O zaman Beşiktaş mesela bana 40 bin lira istesem Sedat Kesen vardı. Seni 40 defa döverler dedi. Gündüz Kılıç evime Necmi abiyi gönderdi. Gel falan filan. Yani ne, şunu anlatacağım. Parayı bir hafta uyuyamadım ya. Şimdi bir hafta. Kerim'in heyecanı da vardır mutlaka bu konuyla ilgili ya da düşüncesi vardır. Ben onları tabii ki bilemiyorum. Fakat bence önemli olan nokta şu. Şimdi Galatasaray'ın bu sezon üzerinde kaybetmiş olduğu bir şey yok. Yani bir şey yok derken. Evet, Süper Kupa maçı kaybedildi ama yani ortada bir kupa var. O kazanabilirsin, zaman kaybedebilirsin, kaybettin. Ama lige galibiyetle başladın. Young Boys'u hala eleyebilirsin. Evet. Yani kaybedilmiş bir şey yok ama öyle bir fırtına var ki sanki olması üst üste gereken böyle mağlubiyetler geliyor, sıkıntı var gibi bir şey görünüyor. Olması gereken bir tek şey var şu anda. Sayın Başkan Dursun Özbey'in seçilirken Galatasaray'daki o Burak Elmas döneminden sonraki sevgi iklimini yakalaması, birlik, beraberlik, saha içi, saha dışı, yönetim, taraftar. Müthiş bir kenetlenme oldu sosyal medya her şeyiyle. Öyle Galatasaray'da ikisine şampiyonluk geldi. Şu an Galatasaray dediğim gibi Young Boys'u eleyebilir. Biz neler konuşuyoruz? Galatasaray'da şu andaki sıkıntı neden iki sene şampiyonlukla bu gelirler nerede? Niye biz hala köyünün parasını ödeyemiyoruz? Niye transferler bu kadar bekledi? Sadece iki futbolcu niye hangi transferler ya? Ben anlamadım. Abi çok kaşıyorlar Galatasaray'a, kusura bakma. Galatasaray'a sağ bek lazımdı. Tamam mı? Santrafor aldılar. Bir tane orta saha bana göre lazım değildi. 20 milyon boşuna verdiler, 30 milyon. Tamam mı? Üçünü de yaptı. Daha Galatasaray'a bir şey lazım hocam, değil 20 ki. 20 milyon euro verdiğim transfer için niye 2 ay bekledim? Onu anlatmaya çalışıyorum. Bir, Gabriel Sarı'yı 2 ay beklemek ya da ona 20 milyon euro versem ben neler alırım ya? Almaz mısın 20 milyon euro? Bir futbol ya zor. Maçı kurtaracak bir adam mı? Ben o kadar göremedim bak, yani. Ben başka bir şey söyleyeyim hocam. 20 milyon euroyu sana verseler transfer için. O konuda çok enteresan. Yani daha Sarı işte bir maçta, bir buçuk, iki maçta yani hemen eleştiriliyor ya. Bir bekleyelim ya. Ya ne eleştirilmesi ya? Yerden yere vurdu. Olacak şey değil abi. Galatasaray'da bak. Nerede bir kaşık suda fırtına yaratıyorsun sadece var ya. Sadece Galatasaray değil ki hocam. Ya bir Hacı bekleyemezsin. Yani. Belki ilk etapta bir Melo bekleyemezsin. Ama 20 milyon euro verdiği zaman abi, hiç o kimse da değil kusamazsa ya. Ya Kerem olayı, kazandı. Yönetim abi, olayı. 20 milyon euro veriyorsam Rafa Silva gibi, İmamoğlu gibi bir çıkacak Savaş maç kazandıracak. Burada da iletişim sıkıntısı görüyorum. Şöyle, şimdi Gabriel Sara'nın gerçek mevkisi oyuncu bir 8 numara. Tamam 8 numara ama 10 oynamayı da çok seviyor. Az önce hani Medina'yı izledik ya, yani o şekilde çıkışlar yapıp gol bulabilen, bunu da seven bir oyuncu. Tamam.
Ama hep Torreira'nın yanına hani Galatasaray işte geçen sezon Kerem'le oynadı. Hani Kaan biraz ofansif oynadı. Görüldü. Kime Kaan oynadı. Çok başarılı oynadı. Şuraya getireceğim işi. Şimdi hep defansif bir ekleme var ya zihinlerde. Öyle bekleniliyor ya Torreira'nın yanına ya da Torreira'nın muadili olarak. Oyuncu öyle bir ekleme değil. Bence bunu artık Okan Hoca mı yapar, takım içine başka biri mi yapar bilmiyorum ama oyuncunun mevkisiyle ilgili biraz daha böyle bir hani açıklamaya da konuşma yapılmalıydı transfer döneminde. Çünkü isim yani çünkü insanların düşüncesi hep işte Melo mu olur, şöyle mi olur, ne bileyim işte başka bir defansif oyuncu gibi ben mi olur? Ben biraz Melo bekliyordum. Hiç ama, alakası hayır, yok değil, abi. Değil, oyuncu değil. Onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi oyuncuyu böyle lanse edersen yanlış değerlendirilir sahada. Fernando da olabilir. Yani ben biraz daha iyi bekliyordum. Ha, ilk haftada eleştirmek %100 katılıyorum sana. Şimdi bu oyuncuyu Gabriel Sarı'yı bir haftada eleştirmek, iki maçta birisinde çünkü 10 dakika, birisinde oldu 70-80 dakika. Bunu eleştirmek doğru değil tabii ki. Bekleyelim. Ama 20 milyon euro ödüyorsan bonservisi yüksek olduğu için beklenti yüksek. Burada biraz daha Okan Hoca'nın mı olur, takım arkadaşlarının mı olur? Birilerinin dümene geçmesi lazım. Galatasaray'da çünkü bu sezon sevgi ortamının biraz daha dışında. Galatasaray iki maç kazanmış. Bana göre Young Boys'u eleme ihtimali çok yüksek. Hem de gollerle. O Young Boys orada hücum hattı iyi ama savunması çok kötü. Galatasaray burada taraftarın baskısıyla bu Young Boys'u eler. Ha, futbolda her şey var. Şimdi buradan alıp eler dediğin elendi olmaz. Ben elebileceğine inanıyorum. Hala çok ciddi favori. Galatasaray'ın kimleri? Sanchez'in durumu yarın ne? Belli olur hocam. Ya, o zaman ellerde. Büyük ihtimalle. Ama bir şey. Bak bir şey söyleyeceğim ama bak. Şimdi bak. Dursun Başkan'ın konuşması var ya. Bunaltmışlar adamı ya. Ya şu açıklamayı nasıl yaptı? Bunaltmış adam yani. Transfer istiyor millet. Ne hocam söz veriyor abi? Ya. Dursun ya ne söz vereceksin abi? Ya yeter 3 tane. Dursun Başkan. Kerem konusunda Okan Hoca'yı zor duruma bıraktı. Şu konuda hoca haklı. Yani bazen çok fazla sohbet edince kimle sohbet ettiğini unutuyor insan. Daha yeni konuştuk. Kimle konuştuğumu hatırlamıyorum ama yani bizim camiadan yine bir arkadaşımız şunu söyledi. Yani başkanla maçtaydım Young Boys maçında. Her gören taraftar transfer soruyor. Her gören taraftar transfer soruyor. Artık hani olay bunun böyle ama iletişimimiz zayıfsa sorar. Boyutuna evet, geldi Ömer, diye konuşuluyor yani. İletişimimiz zayıfsa sorar. Çıkın o zaman transfere. Biz 3 tane transfer yapacağız dedin. Haziran ayı geçti, Temmuz ayı geçti, Ağustos. Ya aldılar. Şimdi yine 3 tane göre, diyor hocam. Bana yine göre yine Şampiyonlar Ligi'ne kalsın 3 transfer diyor. Ya bunu aldılar adamı. Diyorum ki bak kendi bana göre orta sahaya alınan adam yanlış. Gerek hocam, yok. Bakın, Kerem Demirbay hocam, var, Kaan Ayan var, Mertens var, Berkan var, Oliveira var. Hocam, abi ne yapacaksın? Hocam bunaltılar adamı diyorsun. Nane var, maydanoz var, limon var. Yani olmaz farklı. Abi. Hocam Galatasaray'da futbolun patronu bir kişiydi. Şimdi 5 kişi dışarıdan atadı. İçeriden Cenk Ergün var. İşte İbrahim Hatipoğlu var. Maruf Güneş var. Nihat Kırmızı var. Yeni gelen, en son gelen var. İşte Okan Hoca'nın yanındalardı. Okan Hoca'yı orada bile yalnız bırakmadılar. Ya 5 kişi var yanında bırakın. Teknik direktörsün hocam. Sana bu teknik direktör sorusunu soruyorum. Kart cezalısın. Çok önemli bir maça çıkıyorsun. Tribünden takımı yönlendiriyorsun. Yanında 5 tane seçilmiş ve atanmış yönetici var. Ne yaparsınlar? Rahat edebilir misin orada? Yanına alma. İşte burada bak olay burada. Ben o fotoğrafı televizyonda izlerken görünce şaşırdım. Hadi Fatih Terim'e yap bakayım yapabiliyor musunuz onu? Ya Okan hocam orada telefonla telsizde miyim artık? Telefonla arkadaşlara oyuncu değişikliği falan. Ben televizyonda 3 kere o görüntüyü gördüm. Şaşırdım. Şimdi Okan hocayı başkan sen diyorsun ya yalnız değil. Okan hocayı bırak şey Dursun Özbek o yaptığı açıklamayla zor durumda bıraktı. Transferler gelecek ki diyor kaptan. Hala transfer bekliyor bak başkan. Ya ben de diyorum ki olur bak. Olur mu öyle şey? Okan Hoca zor durumda bunu bıraktı. Bunu attılar böyle bir şey açıklama ya, olur olamaz mu başkan yani. Başkan mı aldı ya hocam ya? O rekor zaman, öyle seçilmişsin. Galatasaray tarihinin çok önünde. Birisi sene o zaman dese ya başkan Messi'yi mi alıyorsun? Ronaldo'yu mu alıyorsun? Ne Benzema'yı mı alıyorsun? O şey Brezilyalı futbolcu kimdi? Neymar'ı mı alıyorsun abi yani? Yani niye ne olacak? Onlar mı gelecek? Peki yani, şimdi şunu da konuşalım hocam. İletişim, bu combination'la konuşalım Savaş abi. Çünkü başkan dedi ki Galatasaray ile kara borsa bile satışını yan yana getirmek isteyenler var dedi. Bu konuyla ilgili yorumunu merak ediyorum. Çok karışık. Aşağı yukarı 2 aydır bu iddialar var. Eski yöneticiler mevcut yönetim içinde. Sayın Başkan dedi ki bir ortada yolsuzluk yok. Ya başkan da dedi ki soruşturuyoruz hiçbir şey çıkmıyor zaten. Dedi. Başkan soruşturmayacak. Soruşturması gereken kişiler başkaları. Şu anda birçok iddia var onunla ilgili. İşte Galatasaray'da geçmişte yöneticilik yapmış bir gazeteci şu anda çıktı açıklama yaptı. Geçen hafta divan kurulu toplantısına çıktı açıklama yaptı. Ha bir şey söylüyorsam iddiaya benim elimde belge olması lazım. Önemli burası. Ha, bir şey var. Bir araştırma var şu anda ben onu biliyorum. Başkan diyor ki soruşturma. Soruşturma şu anda zaten geçiriliyor geçilmiyor. Ben burada bak yine söylüyorum şu anda bir takım şeyler var. Ya da şunu söyleyeyim. Young Boys Galatasaray maçının biletleri satışa çıkıyor ve hala devam ediyor. Ne oldu bu daha önceki maç biletleri çıkar çıkmaz bitiyordu.
Çıkıyordu 3 dakika sonra maç bileti bitti deniliyordu hocam. Şu anda devam ediyor satış yani. Bugün bir sosyal medyada baktım 67 milyon ya da 57 milyon lira Galatasaray buradan zarar etti. Yok öyle bir şey ya, o kadar değil de bu baya baya uçmuş yani kimse. Yani baya baya uçmuş yani bu haber. 50 ya da 67 milyon lira falan para sadece dışarıdan kara borsa bilet geliri falan. Öyle bir şey Galatasaray'ın zararı 67. Bunu da söyleyeyim, böyle bir rakam olmaz. Ama ortada bir yanlış varsa, bir yolsuzluk ya da bir başka iddia varsa bunun üzerine duracak olan kişiler, araştıracak kişiler, Galatasaray camiası, işte yargı vesaire. Burada da mesela Galatasaray yok boş maç öncesi başkana bu soruluyor. Ve ya başkan bunu cevaplıyor. Bir şey söyleyeyim mi? Bak, hiçbir takımın yöneticisi, taraftarı bu kadar eleştiri şeyi, pardon yani yönetimi, başkanı eleştirilmedi. Ben böyle bir cadı kazanı bir kulüp daha görmedim şu andaki. Yani yapılan suçlamalar, eleştiriler olmaz arkadaş ya. Ya ben başkan olsam var ya kulağımı tıkarım bunlara. Yok kara borsaydı, yok bilmem ne. Çıkma hocam, abi. Sponsorluğa çıkma, başka bir yönetici çıksın. Yani. Çıkma hocam, sen diyorsun ki Eray Yazgan basın sözcümüz diyorsun. Bırakın Eray Yazgan çıksın o zaman. Başkan evet, her yani. Sponsorluğa çıkıyor. Başkan her sponsorluğa çıkmaz ki ya. Şunu sorayım sana. Sezon bittiğinde burada transfer raporunda ben de dahil olmak üzere arkadaşlarla birlikte defalarca görmüşüzdür, şahit olmuşuzdur. Okan Hoca'nın, İbrahim Hatipoğlu'nun, Dursun Özbey'in açıklamaları vardı. Çok iyi hatırlıyorum ben. 2 numara, 8 numara, 10 numara yani sağ bek 8 numara bir de ofansif anlamda bir oyuncu alacağız. Bizim eksiklerimiz belli. Az oyuncu transfer edeceğiz. Az oyuncu eksiğimiz var çünkü yani oturmuş bir kadromuz, 2 yıldır şampiyon olan bir kadromuz var deniliyordu. Şimdi Galatasaray yaptı bu transferleri. Aşağı yukarı. Peki hala neden Galatasaray Başkanı Sayın Dursun Özbek Kerem Aktürkoğlu için? Yani biz zorunda zorunda değil. Biz hala transfer dönemi bitene kadar sürecin içerisindeyiz açıklaması. Tamam, bu arada devam edeceğiz. Fenerbahçe'nin Rize Spor kamp kadrosu açıklandı. Tabii ki Ferdi Kadıoğlu kadroda yok. Transfer görüşmeleri için İngiltere'de. Osay Samuel de sakatlık sebebiyle yok. Kadroda bu şekilde ekrana yansıyor. Fenerbahçe'den yapılan açıklama sıcak haber olarak da iletmiş olalım. Şimdi biz tekrardan dönelim Galatasaray'a. Samimi açıklama. Şunu anlamıyorum. Yani başkan şöyle dese çok mu tepki gelecek Savaş abi? Ya da bir yerde demek gerekmiyor mu açıkçası? Arkadaşlar bizim 3 eksiğimiz vardı. Biz 3 eksiği tamamladık. Biz transfer döneminde kendi hedeflerimize ulaştık açıklaması neden gelmiyor? Baskı kaynaklı mı sence yapılan bir açıklama? Aslında buraya kadar normal. Çünkü öncesinde çok eleştiri vardı. Transfer sürecinde. Başkan beklenti yüksek tuttu. 3 tane transfer. 3 transferin şu anda Batu Şahin. Arkadaşlar alabiliriz. Fenerbahçe'nin kamp kadrosunu ekrandan doğrusu, Galatasaray'a konuşuyoruz şu en anda. En doğru transferi. Diğerleri de şu anda Galatasaray için mutlaka katkı sağlayacaktır. Başkanın orada Kerem Aktürkoğlu için sorulan soru biraz da ilginç bir soruydu orada. Siz Sayın Başkan, ikinci başkanınız Metin Öztürk'ün kardeşini danışman olarak aldığınız kişiyi bile resmi isteden görev tanımını açıkladınız. Kerem Aktürkoğlu için niye bir açıklama yapmadı dedi. Sayın Başkan burada bence açıklamayı yapmaya çalışırken biraz karışıklık oldu. Şey söyleyeceğim, o konucuya da zarar verdi bu açıklama. Şey söyleyeceğim, sponsor şeyinde mi konuştu bunları? Sponsor toplantısında. Şimdi bak bir tane benim bir arkadaşım var Faysal Ergün diye. Fenerbahçe kadın şeyine takımına Ertuğ Karbol olarak şey almış, sponsor olmuş. Ali Koç var mıydı orada? Böyle bir şey var hocam, mı? Hocam az önce dedim ya başkan her sponsor var. Var mıydı yani şimdi? Hiçbir başka görüntü gördün mü? Başka sponsorla çıkıyor musun hocam? Benim tahminim yani ben... Yani işte çıksın, onu söylüyorum yani. Ya o zaman ben de başkana buradan... Faysal Ergün çıkmış. Bir hiç görmedim ben. Arkadaşım benim görmedim abi ben. Yani hocam, Fener Ali Koç da gelsin oraya da bir imza atılsın. Hocam olay yani sponsorluk töreninden ziyade. Şimdi bu yapılan açıklamaların içeriği önemli. İşte, içeriğini konuşuyoruz zaten. Ama bak zaten. Şimdi böyle yok, bir ama çıktığın işte, zaman, konuştuğun zaman beklenti yükseliyor. Bir toplantıda o söylediğini hatırlatıyorlar. O yüzden diyorum Mayıs ayı şampiyonluktan bu tarafa başkanın söylemleriyle eylemleri konusunda eleştiriliyor. Ağır diyor. İşte her toplantıda i̇şte, konuşursan, işte her açılışta, bu sponsor her kutlamada şeyinde çıkmasa diyorum ben de. Sponsorluğa zaten çıkmamalı başkan. Evet başkan onu söylüyorum işte. Stat sponsorluğuna çıkar. Çok büyük bir kimi, sponsor. Başka takımda Beşiktaş'ın başkan, da var. Hiç Beşiktaş'ta var mı sezon, sponsorlukta başkanı başkanın beraber? Başkanın geçen sezon, isim de vereyim burada. Tunç Holding'in defalarca Dinçer Zapan'ın sponsoru oldu sponsorluklarda. Bir kere bile başkan, abi, sonra bir kere başkan benim toplantıma gelmedi dediği zaman, başkan ben sadece büyük sponsorluklarda yer alacağım demişti. O adamın günü yani o zaman onun sponsorluğuna çıkmıyorsunuz. Var ya her tarafa sponsor oldu ya benim bildiğim. Ona rağmen bir kere sponsorluğuna başkan katılmadı burada, ama şu anda hepsine katılıyor. Yine bir virgül Allah koyalım. Spor gündemine devam edeceğiz. Önce bir ara, sonrasında saat başına karşınızda olacağız. Beşiktaş'ta fatura savunma hattına kesilmiş yok, gibi görünüyor. Yok masa okuyor. Kesildi. Hocam, linç.
Hiç alakası Masuaku yok. Masuaku çok fazla konuşulan isim ama sizce hiç tek suçluğu yok. Masuaku mu? Yok, hiç suçu yok ki Masuaku'nun. Ya gelsin gene görüntüler. İkinci golü izleyelim hocam. Beş kişi yazarız orada. İkinci golü orada adam vurdu. Ya ikinci gol de diyelim ki hadi Masuaku suçlu. Hadi hayır, adam vurdu da. Hayır, ikinci golde bir kişiye bağlayamıyoruz. Öbür gollerde alakası yok ki. Birinci golde bir de pas verdi. Dünyanın hiçbir futbolcu o pası engelleyemez. Yani bek falan Masuaku ile alakası yok. Ya Masuaku ya böyle bir şey olur mu? Ne geri dönmek? Bütün gollerde orada. Ya bak yazıyor bizi geri dönmekte zorlanan. Ne mi? Hepsi gollerde orada adam. Hiç alakası yok. Adam bir de pası verdi. Şimdiden biz konuşurken şeyde gelsin, görüntü de gelsin. İlk golü göstereyim. Ernustati'nin golü yüzünden yedi. İkinci gol 4 kişi, 5 kişi. İkinci gol hocam. Öyle bir gol olmadı. Tamam hocam. İkinci golde 4-5 kişi topu alamadı bak şimdi. Bu Beşiktaş'ın golü zaten. Bak şimdi. Tamam. Bak şimdi. Lugano'nun golü gelecek. Duramıyoruz değil mi? Lugano'nun. Ernustati'nin hatası. Ernustati adamla vurdurdu topu. Masuaku ile ne alaka? Masuaku'nun önünden adam pas verdi. Arkasından verdi yani. Bak, bak şimdi. Şimdi gelecek. Lugano'nun golü. Ayıp ya. Ya bu kadar ya ne bu kadar cahillik olmaz ya. Hiç futboldan anlamayanlar demek ki. Hiç kimse bir şey Masuaku'nun üzerine bu golleri yıkmak var ya. Paulista'nın pası da çok güzel hocam be. Ya bunlar başka zaten yok. Şimdi Masuaku'yu şey yaptılar, linç ettiler ya. Hepsini göstereceğim şimdi burada. İkinci golü görelim bak hocam. Yine aslında şey dediğimiz var. Noktaya geliyor hocam. Yani yine bir maçla birlikte tamam Masuaku'nun savunma hataları var. Önceden yok de ya. Konuşuluyordu ama. Ya bak şimdi bak. Verdi pası bak şimdi. Bak. Hop bir de verdi bak. Hop Ernustati'ye bak. Yedirdi golü. Bir daha gelecek herhalde. Ne Masuaku'su ya. Bir. Yani abi çalım mı yedi adam ne yaptı? Geri mi dönme? Doğru bak şimdi bak. Pası verdi hadi Elmas bak. Görüyor musun Ernest'e şeye bak. Bir de ikinci golü bak. Ecaz ikinci golü. Bak şimdi bak bir daha gösterelim. Hop bak. Hop bir de verdi. Bak şimdi hop. Görüyor musun bir de pay verdi. Ne oldu? Nerede hani Masuaku? Zincirleme hatalar var. Ya ne hata? Yok, abi en sonda darbeyi veren şey orada. Hocam Masuaku'nun da sağdan yani Beşiktaş'ın sağına göre katleden daha yakın olması lazım. Alan hayır ya fark et olur mu bence hocam, solda ya, durması lazım. Ya dursan oldu içeri verdi Musa hocam o pası aktaramayacak ikinci oyuncu gol, içeriye. İkinci gol ve Paulista'nın kendi kalesine attığı gollerde bakalım. İkisi özellikle ikinci gol. İkinci gol değil o ikinci gol değil müthiş vurdu orada 4-5 kişi topu alamadı. Vurana kadar nerede hocam işte bak şimdi vurana kadar ki pozisyona tamam. Bak vurduğu pozisyon tamam. Şimdi sıkıntı ya, şurada. Üçüncü gol ya arkada hocam, olmaz sıkıntı yani. Şurada. Takım savunmasını konuşmak lazım Beşiktaş'ta. Ama Masuaku bak bizde ne anda, hocam şu anda Beşiktaş'ın golleri gelir Lugano gollerinde. Şimdi şunu konuşmak lazım. Beşiktaş'ta bence işler gayet şu anda yolunda gidiyor. Ama son iki maçta da 5 gol yedi Beşiktaş. Antalya Spor'dan 2, Lugano'dan 3. Yani takım savunmasında bir sıkıntı var gibi görünüyor şu anda. Ya zaten orta sahile bu. Ernest zaten ağır adam kardeşim ağır. Anladın mı? Bak orada geri dönülen Masuaku değil. Onun şeyi yazması lazım bizimkilerin. Ernustati'nin geri ağır kalmasından dolayı ilk golü yedin. Bitti. Hocam gol yazılmıyor yani genel yazıldığı için. Tamam da genel. Baba Allah 5-6 kişi bak. Esas bu. Bak attığı gol edemiyorum bak golün başlangıcına bak. Evet ya 5-6 kişi var ayıp ya. Başlangıç bütün olay orada. Orada bütün millet her şeyi masa okuyor. Allah Allah bak şuraya bak kaç kişi var orada bak. 2-3-4-5. Bak kademeye girmiş adam. Bu da mükemmel vurdu zaten. Dediğim de. Gibi burada da yanlış bir dizilim var tamamen yani savunmanın. Ya burada savunma. Daha kalabalıksın ama ters kanatta, eksik kanatta yakalanıyorsun. Bir şey söyleyeceğim bak şimdi burada Masuaku'nun yani ne kadar hatası varsa öbürlerinin daha fazla var. Tamam mı? Burada tamam. Baksana kademe kaç kişi var 5 kişi burada da al. Bir de verdi herif bunu Masuaku ne yapacak burada? Ne yapabilir ya? Ne yapabilir merak ediyor. Hangi bek bunu yapabilir? Bunu... Bak ya bu arada bak. Masuaku daha önce bak. De temasla oynayan bir oyuncu değil ki. Yani Masuaku daha çok pozisyon oyuncusu. Yani Masuaku ya defansif hamleleriyle şu ana kadar ön plana çıkan bir oyuncu değil ki. Değil de şu anda zaten. Ama bu gollerde onun bir suçu yok ki. Hocam yani konuşuluyor şimdi. Ama burada Masuaku'yu yani linç ediyorsun. Ya önemli olan ne adam hocam, bak oraya yönetime diyelim Beşiktaş'ta bir transfer geldi. Oyuncu oynamaya başladı. Diyelim ki savunma yönü daha önde olan bir oyuncu. Bu kez de söylenecek yorumu ben size söyleyeyim mi hocam? Diyecekler ki oyuncu hücum yönünden eksik kaldı diyecekler. Ya ama burada savunma yönünden bak geri dönmekte zorlanması. Şu önemli. Masuaku gibi bir bekiniz varsa diğer taraf Svensson olabilir zaten. Bence Beşiktaş bu anlamda kaliteyi tartışırız ama dengeyi kurmuş
olarak görünüyor. Şimdi Beşiktaş taraftarlarını anlayabiliyorum. 3 gol yenildi. 3'ü de Beşiktaş'ın solundan geldi ama Mosuaku gidip defansif karakterli bir bek gelirse, senin sağ bekin de defansif karakterli zaten Svensson. Çok fazla hücumda yaratabilen bir oyuncu değil. Sol bekinde defansif karakterli olunca bu kez beklerinden hücum katkısı alamayacaksın. Ama bir şey söyleyeceğim Ömerciğim, bak. Burada sol bekin, yani Masaoku yüzünden gol yenmedi. Şimdi anladım, burada Masaoku linç edilmiş. Siz olmaz. Takım savunmasına hata buluyorsunuz. Tabii canım, orada alakası yok yani. Yani Masaoku, yani Masaoku'nun diyelim yüzlerinden 20'si öbür şeyi varsa, suçu varsa öbürlerinin %80-90. Galatasaray'daki konuştuğumuz ki hocam, Kerem, Abdülkerim, Mustera nasıl hani burada, özellikle Abdülkerim'le Mustera o yani. Burada da aynı şey. Bir kişi üzerinde olmaz. Evet ya, olmaz. O bir takım oyunudur. Ama Beşiktaş bu golleri burada yemez. Beşiktaş şimdi bak, burada... bu bir algı, pardon. Bu bir algı yaratılmış, şey yaratıldı yani Masaoku'yla. Geri dönmesi zorlanmaz. Hep bu. Ya ne zorlandı, adam hep orada. Geriden ne zorlanıyor. Yani 3 gol dedi, 3'ünde de orada. Her ne kadar ya Masaoku'nun suçu varsa, ki bana göre yok. Bana göre yok. Yani hiçbirinde yok. Yani çok az veya katkısı var. Ama Masaoku burada şeyde. Ne yönetim arayışı itti. Şimdi bence bu algıları yaratanlar var ya, işte bu algıları yaratıyor. Tamam, birilerin. Ne olacak? Transfer. Transfer kaç liraya? 10 kağıt. 10 milyon euro. Birileri oradan parayı götürecek. Vallahi inan bana, bu Türkiye bu böyle zaten. Peki şöyle sorayım hocam. Dediğim gibi hani o para hesabına girmeyeceğim ama tamamen hani eksikler üzerinden. Maçı izlediğiniz zaman ya da tekrar özetine baktığınız zaman Beşiktaş'ta bir stoper ihtiyacı görüyor musunuz ya da hangi bölgelerde eksik görüyorsunuz? Beşiktaş'ta, Paulus'ta kendi kalesinde gol attı falan, iyi bir adam. Şimdi yanına şey, iyi oynadı. Çok iyi müdahaleler yaptı çocuk. Emirhan. Emirhan vallahi bile ilk defa ben oynadı çocuk. Çok iyi müdahaleler yaptı. Müthiş. Ama şimdi gene de bu orada bir eksik var. Yani şey orada, ama bana göre yine Beşiktaş'ın orada Ernus şuraya bak, yanına koşamıyor. Abi oğlum, Ernus da olmaz orada. Arkadan bir de Onana'yı aldı. Kimse bunlara değil. Onana da ağır, Nusret'e de ağır. Ya Ernus'a, ya ikisi de aynı tip. Kamyon gibi. Koysan oraya Salih'i. Koysan oraya şeyi, Hacamet'i verdin. Hocam arkadan. Sezon başı ama ya, baktığınız zaman. Ne sezon başı, 3 maç oynadı kardeşim. Brokos bence ileriyi aşmış hocam. Yanlış. İleride artık gol atıyor. Bence şunu, savunma olanı çözerse şunu görüyor herhalde. Yani ben bir gol atarım, şey, bir gol yerim, iki gol atarım. İki atarım, üç yerim. Yani üç atarım, iki yerim. İleriyi bence çözmüş. Beşiktaş'ın hücumu çok iyi. Şimdi, savunma zaaflarını da çözerse belki bu takım... bunu konuşuyorum. Ben şimdi gelirken, şimdi dedim, sol bek kim var? Cem Pamiroğlu bizim şeyde, değil mi? Bir de Abdullah Ercan var. Şenol Stömer var. Şenol da telefonu açtı. Ben Şenol'a ne yapıyoruz? Ya dedim, bu linç ediyorlar şeyi, ne diyorsun? Dedim. Şenol da buradan selam söyledim. Kulağı açındasın. Hocama selamlar. Hoca dedi ya. Cem hocama da o zaman beraber ikisini de kulakla. En klas Beşiktaş'ın en kalite, en klas adamı Masaoku dedi. Ne alakası var gollerde dedi ya. O ikinci golde de kademeye girmiş adam. Tamam, hani orada suçluyorlar ya. Arkadan biri gelsin dedi orada. Mani olsun ona dedi. Ya hiçbirinde şu suçu yok. Masaoku, ya o da benim gibi. Anladın mı? Hani olabilir, biz de yanlış görebiliriz. Ya benim babamın oğlu değil ki ya Masaoku. Bak Allah aşkına, kademi 5 kişi orada alamıyor topu Masaoku'ya. Olmuyor işte. Şenol da aynı benimle görüşte. Ama millet linç etti adamı ya. Savunma ne kadar kötüyse golde bir o kadar tersinde güzel hocam. Yani o savunma. Ama orada... tabii canım, vurana adama bak, böyle bir şey mi oradan var? Oradan o topun oraya gelmesi. Milli olan oyuncuları, milli olan tek oyuncuları hatta. Renato Steffen. Yani bunu şapka çıkarmak lazım bir de. Baba elini arkaya koyan kim? Elini arkaya koyan, Allah aşkına bir daha görsen. En kızdığım şey, elini arkaya koy. Ya bırak topa gitsene. Elini arkaya koyuyorsun. Bak şimdi. Hop, ne yapacak burada Masaoku? Kademeye gel. Burada ne yapacak ya, merak edin. Peki Beşiktaş'ın hocam stopere ihtiyacı var mı sizce? Vallahi o Emirhan iyi oynadı bana göre. Bilmiyorum. Yani çok klas bir tane adam alırlarsa belki. Ama çünkü orada elini arkaya koyan Emirhan'sa eyvah, yaktım onu yani. Demin elini arkasında var da ikinci ben golde. Ben göremedim, baktım da. İkinci golde. Ya orta saha abi. Bu golü yediğin zaman kim var? Onana'yla eyvah yaktım var. Onu diyeyim. Elini arkaya koyan oyuncuyu hocam istemiyorum. Ama dünya futbolu izlerken de var. Dünya futbolu izliyoruz. Elini arkaya koyma, her yerde var ya. Yani. Çok var. Tabii. Her yerde var. Abi yani. Her yerde var. Söylüyoruz kardeşim, nasıl duracak? Abdülkerim de gider. Hocam elini arkaya koyun diye. Ondan sonra Abdülkerim gibi elini oraya koydu. Benim oluyor. Dediğim gibi. Ya sen, ben 50 defa kalktım gösterdim ya. Kardeşim bir el, Allah Allah. Ama bir zamanlama hatası bak. Bir zaman, saniye fark etme, penaltı olur. Tamam, bir saniye böyle yaparsan olsa... kıpırdayamazsın. Söylüyor, gösterdik 1000 defa ya. Birinin kafası çalışacak abi. Bu kurslarda şurada burada şey yapmıyor ki. Sevgili hocam. Bak şimdi diyorsun ki penaltı olur.
Herkes itiraz ediyor. Bir alternatif söyle. Bana söyle arkadaş ne yapması gerek, o yok. Kimse ona bir şey demiyor. Ben bir şey söyleyeyim ama hocam. Senin söylediğine ne diyorlar biliyor musun? Böyle olmaz hocam, işte böyle olmaz. Bak şimdi, kardeşim o elini, zaman çare söyle, çare. Bak çare ne biliyor musun? Elini arkaya koyana kızıyorsun. He, çare söyle. Fenerbahçe'nin o golle işte elendi hocam. Evet, iki tane. Kullanması da işte maçın en iyi adamlardan bir tanesi. Elini çare ne? Ne yapması çare lazım? Çare işte bunu ayarlayamam. Bir ölçer mi var? Hakem diyor ki az açık az kapalı. Ne yapacak? Bak, o da hep böyle gelecek o zaman. Allah. Onun işte vallahi hakem diyor ki açık gördüm. Ya ne bileyim karşımdaki adama kaç defa kalktım gösterdim ne yapacağını. Sen görmedin mi hiç beni? Sen hocam maç mi? İçinde onu koşurken yapamazsın hocam ya. Nasıl yapamazsın? Saniyelik bir olaydı. Abdülkerim abi bir şey. Sahne bir şey yaptı orada. Olmaz müdahale abi. Bulundu. Olma ne demek ya? Postlar vardı Ciku bunlar şey mi hocam? Benim futbolcuma ben göstereceğim de onu yapmayacak ha. Anladın robot mı? Değil ki hocam bunlar. Bunlar da insan ya. Ya sen çalıştıracaksın. Hocam futbolcularınız her söylediğinizi yaptı mı bugüne dek? Bu çok basit. Bu olay da öyle. Bu yani. Çok basit. Ya bunu ben çalıştıracağım, yapmayacak. O futbolcu bir daha antrenmana çıkamaz ya. Olur mu hocam öyle şey? Evet. Refleks hocam, refleks ya. Yani hayır, bunun refleksle alakası artık yok ya. Allah Allah. Topa doğru böyle durulur mu ya? Söyleyin, bir el burada, bir el arka cebinde olacak. Dünyanın iki adım hocam, hocam refleks dediğiniz şey şöyle. Şimdi bir anda size yolda yürürken birisi sağ elini kaldırsa şöyle yapıyorsunuz, anladınız mı refleks olarak? Şimdi yok, yok, burada da oyuncu vuracağı zaman hemen olmuyor el arka işte, gidiyor. Benim dediğim gibi yani yapacak. Benim dediğim gibi yapacak. Olmaz. Benim dediğim gibi yapacak. Çok basit. Hocam Abdülkerim orada mesela elini böyle yapıp müdahale yaptı diyeceksin ki elini niye arkada diyeceksin. Mesela. Orada o müdahaleyi yaparken bak, hala bir anlık anlamıyor. Ya ben gösteriyorum kardeşim, çıkınca sana bir daha göstereceğim. 50 defa buraya kalktım geldim ben artık var ya. Seyirciler bak. Peki, Allah aşkına hocam. El Musrati'ye bak Allah aşkına ya tank ya. Bak bak şunu bir daha bir Allah aşkına şimdi bir daha bak. Siz El Musrati'ye eleştirdiniz bak, ben bak, de size bak, şunu bak. Sorayım. Bak şimdi El Musrati'ye bak. Bak Allah aşkına. Hocam zaten dönüyor görüntü ekranda. Biz görüntüyü izlemeyelim yani onu izleyiciler izlesin. Bizim burada işimiz konuşmak. El Musrati'nin şimdi Jetson, Musrati ve Şerendurlu bir orta sahayı tercih etti. Van Bronckhorst bu maç özelinde Beşiktaş'ın orta saha artık transferleri tamamlanmış gibi görünüyor ama siz şimdi El Musrati'yi eleştiriyorsunuz hocam. Sizce o noktada da defansif bir oyuncuya ihtiyaç var mı? Yani Onana'yı düşünüyor, tercih ediyor Van Bronckhorst ama yeterli mi? Rezalet. Onana'yla şey El Musrati aynı. Salih diyorum ya niye verdin acı Ahmet'i? Arkada geçen sene bir tane maçını seyretmedin mi adamın? Bu şey enayi mi? Rize Spor başkanı hocam. El Musrati'yi beğenmiyor musun hocam? Ya ağır diyorum, görmedin mi yedirdiği golü? Salih iki yönlü oynuyor. Hacı Ahmet iki yönlü oynuyordu. Geçen sene Getson, Salih, Hacı Ahmet. Galatasaray'ı da yendin, Fenerbahçe'yi de yendin o orta sahanla. İki tane adam var, bir tanesini kenarda oynatmıyorsun. Salih'in geri dönüşleri iki yönlü oynuyor diyorum ya. İki yönlü oynamaya başladı, çabuk adam. Gole gidiyor, arkaya geliyor. Allah Allah, ağır bunda, ağır adamdan kork abi. Ağır adamdan bir şey olmaz. Fena değil, ayakları kötü bir futbolcu değil. Alıyor, veriyor falan, iyi paslar atıyor şey Emre Sat'e. Alama savunmada o şeyden hani eğer sen Masaoki'yi eleştiriyorsan bak şuraya bak Allah baba bak eli arkasında duran kim? Hop koştu şimdi. Kaç bakayım ha. Ellerini kaldırıyor bak şimdi ellerini açtı. O Paulista galiba. Paulista evet. Paulista falan bir an almam. İsterse Neymar olsun isterse Messi olsun. Eli arkada duruyorsa bir adam bitmiştir. Gitsene topa. Bak elini açtı şimdi. Hop ne diyor? Dur bakayım eli hocam, yok. Elini kapatan da o. Kapatıyor sonra açıyor. Yok anlaşamayız hocam. Hocam bak. Yok ya. Paulista hocam önce elini kapatıyor sonra açıyor. Hocama göre oyuncunun mekanik olması lazım. Hayır canım bu. Ya Allah Allah. Ya çalışacak bunlara. Kardeşim. O kadar zor değil bu işler. Çalıştırıyor futbolcu. Hocam tamam da şu anki en büyük sorun Beşiktaş'ta oyuncunun elinin arkasında mı? Önüne yok ya savunmada değil. Da bir hata işte. O da bir hata. Tabii ki hata. Yani o da hata. Hata olabilir. Savunma bu, bak. Bu takım... 6 kişi 5 kişi. Orada 5-6 tane adam arasından şu, adam geçti. Bu takım çok hocam. Çabuk gol atıyor hocam. Güzel goller atıyor. Bu takımın savunmasını evet. Bence Van Bronckhorst'un önümüzdeki haftada çözer. Sizce hocam Beşiktaş hangi takviyeleri yapmalı? Yani şu 20 günlük süreçte nasıl bir yapılanmaya gitmeli Beşiktaş? Son takviyeler olarak. Şimdi bak bu çocuk fena değildi. Endor mu? Enkudor Şerendur. Şerendur. Fena bir adam değil o. Daha iyi da olabilir. Ama ben gene bir şey söyleyeyim mi? Bir Salih'e biz şans versin. Tamam biz seyredelim Salih'i. Tamam mı? Bir daha seyredelim. Daha sezonun başı hepsini kullanacaktır ya. Ya ne kullanacak? Abi. Hocam şimdi. Onana'yla şey olmaz. Onana'yla Er Nusret'i olmaz abi. Bak bu maçtan önce ne dedi? Rakibe göre kadro çıkaracağım dedi. Mesela Endur'u ben hiç beklemiyordum mesela 11'de. Acaba nasıl bir 11'de? Fena bir adam değil. O Antalya Spor maçının performansını da ödüllendirmek istemiş olabilir Van Bronckhorst. Hocaya saygı duyarım. Ama şimdi
Semih'i de ikna etmek lazım orada kulübe. Hatta Semih golden sonra hocayla çak yaptı yani. Bak işte budur yani. Semih'i kulübeye çekiyorsun. Rakibe göre kadro çıkaracaksın. Kazanan 11 bozulmaz diye de bir kural yok. Hiçbir zaman da böyle bir kural olmaz. Rakibe göre 11 çıkaracaksın. E işin sonunda baktığın zaman Beşiktaş golünü atıyor. Savunmasını biraz daha geliştirirse biraz daha önce... Emirhan hocam ikinci maçı daha ya. Endur tamam. Diyorsun ikinci maçı. İmobili oyundan çıkartmazsın abi. Golcü adamı çıkaran bak. Bir değil mi? Sen, psikolojik bir şeyler var. Zaha gibi mesela duygusaldır. İmobili çıkarken var ya içinden söyleniyordur hocaya. Bak bilin bunu yani. Ben niye? De santrafor oynuyordum. Niye söylensin? Söyleyin ne çıkarmıyor beni. Golcüyüm ben her an gol atarım ya. Icardi'nin söylendiği gibi. Icardi mesela o takım 10 kişi kalmış. Bazen çıkaracaksın hocam. Olmaz abi çıkar. Ya abi bak seksek oynar gene gol atar. Santrafor bu her yerde veya golcü adam öyle diyeyim sana. Her yerde gol atar abi. Çıkaramazsın golcü adamı. Her an bir şey bekle. İsterse sandalye ver otursun. Arasında oyuna girsin yani. Golcü adam ya. Ne sen çıkardın peki, tamam. Ama sorayım, yorulması var, tekniği var. Yorulmaz abi yorulmaz. Beşiktaş şimdi Galatasaray ve Samsunspor maçının ardından Antalya Spor'dan 2 gol, Lugano'dan 3 gol dediğim gibi. Yani bu 5 golü neye bağlıyorsun? Kalede görülen. Savunmanın tam olarak oturmamasına. Bak hücum hattıyla ilgili en ufak bir şey söylemiyorum. Ben aşağı yukarı orta saha, hücum hattı, kanatlar bana göre Beşiktaş orayı artık oturturdu. Orada Semih Kılıçsoy'la Endur mesela zaman zaman değişebilir. Mustafa Hocam eleştirdi. Bana göre o da hücum hattında iyi. Savunmasını belki eleştirebilir ama sen Güvenç Hoca'ya sorduğun soru olarak bakarsan transferde ne bekliyorsun diye bir sağ bek, bir stoper bekliyorum ben. Bak ne güzel kim gösteriyor bunu sabek, Allah aşkına bak. Svensson'un. Bak bir de bak. Bir de çıkart derif. Ne yapacak masa hoca burada? Allah Allah. %100 gol çiğin. Hocam yüzünden vallahi DSF'yi yasaklayacağım programda. Hayır tam hocam zaten o akıyor. Şimdi ona sürekli dönecek olursak biz yorumlarımızı yapamayız. Ya ama yani. İşte yorumu burada yapacaksın. Bir ben daha göstereceğim. Bir sağ bekle bir tane stoper ama stoper almış olmak için almak değil yani. Orada Emirhan da mutlaka gerek gelecek. Necip de sakatlandı çünkü o Necip'in de stoper olarak kullanabildiğin süreçler olacaktı. Kolej de var ama yine de bir tane iyi bir stoper. Alırsa Beşiktaş, bir de sağ bek alırsa bana göre orta saha hücum hattı zaten yeterli. Bir satış olmadığı sürece Beşiktaş iki transferle kapatabilir. Ya şu andaki Beşiktaş'ın en önemli sorunu ne dersen, ciddi olarak bir sorun değil ama sağ bek, Svensson her türlü tartışılıyor. Çünkü üzerine koyması gereken, madem ki bu kadar... Çok doğru söylüyorum. İlk defa savaşa katılıyorum bak. Ama orada Svensson yazmıyor, Masavuk yazıyor. Çok enteresan. Bu Türkiye çok enteresan. Bravo. Vallahi sana %100 katılıyorum. Orada bizde Masavuk herkes öyle ama. Çünkü hani sol kanattan olduğu için yani Masavuk'un konuşulması şu anda normal. Yok normal değil. Hiç savunma yok. Ya bu bizimkiler hayır, değil yani bizimkiler. Goller soldan geldiği için hani insanlar haliyle onu konuşuyor demin diyorum. Demin Masavuk ile ilgili mesela konuşurken Şenol Hoca dedin, Cem Hoca dedin. Onların ikisi de mesela Türkiye'nin en iyi hocayla mesela aynı görüşe sahip olan çok. Ferdi mesela bir numara en iyi sol beki mesela. Biz bu adamı eleştiriyoruz yani. Svensson konusunda Savaş abi ben de şöyle düşünüyorum senin gibi. Yani transfer döneminin başından itibaren. Şimdi Svensson hemen hemen her maç 6'sı olan bir oyuncu. Ama 7'si 8'i nadir olan bir oyuncu. Olmadı bir türlü. Bir Galatasaray maçında oldu. Bir Galatasaray oldu. Maçı. Ama evet. Hocam işte o maçlardan çok oynamıyor sezon içinde Svensson. Ama Galatasaray maçında mesela Galatasaray çok kötüydü. Yani Galatasaray sezonun evet. Herhalde en kötü maçlarından bir tanesi oynadı. 2 maç kazandı. Ama Savaş abi işte orada şöyle bir nokta var. Ben bunu daha önceki yayınlarda da söyledim. Bir önceki dönem yani devre arası transfer stratejisi bence sağ bek planlamasında çok doğru yapılmadı. Çünkü oraya Rozier'e gidip Svensson geliyorsa yani Rozier'e gidip derken Rozier o zaman Nice kiralıktı ama dönse de Beşiktaş'ta kalmayacağı aşağı yukarı artık konuşuluyordu. Belliydi zaten orada da oynamıyordu. Şimdi Svensson'un geldiği noktada takıma ben o zaman da söylemiştim. Ya Beşiktaş acaba sonraki yıl devam edebileceği bir bek mi transfer etti? Bu kısım biraz soru işareti. Şimdi sezon bitti. Ne oldu bu sefer? Onur Bulut takımda kaldı. Svensson takımda kaldı. Ya sayısal olarak da oraya bir bek eklemesi yapamıyorsun. Çünkü 3 tane bu sefer. Ama şöyle bir şey var. Bekin olmuş oluyor. Buradan acaba bir Onur'la yol ayrımı olabilir mi? Svensson kaldığı konuşuluyor. Kaldığı takımda. Konuşuluyor. Süre bence bir önceki devre arasında hani o planlama çok sağlıklı yapılmadı diye düşünüyorum. Zaten bir önceki planlamanın yıkıntılarını toparlamak için uğraşan bir yönetim var. Ben yönetimin şu ana kadarki transfer politikasını 10 üzerinden 8 veriyorum mesela. Eğer o sağ bekle stoper konusunda açarsa 10 üzerinden 10 diyebiliriz. 3 tane transfer, 4 tane transfer kiralıkla beraber 5. hatta gelecek gibi gözüküyor. Yani genel itibariyle böyle yönetime bir puan verecek olsak 10 üzerinden 8 veriyorum transferlerde. Svensson transferi bir önceki yönetimde. Bir önceki transfer yapılan transferler zaten Beşiktaş'ı bu tarihin en kötü sezonunu geçirmesine neden oldu.
Svensson'dan beklentim çok yüksekti. Ama şu anda baktığın zaman iki tane lig, bir üç hazırlık maçları dahil çok bir şey içinde değilim yani. Beş maç oldu. Bir türlü üzerine bir tık daha çıkamadı yani. Ömerciğim bak o kadar gol yedik ya. Yani gol yedi Beşiktaş ya. Bak şimdi. Şeyin yediği golde diyorsun ki bu şey dönüyor ama kendi kalesine gol attı ya Paulista. Paulista evet. O topu vurması arkada iki tane Luganolu futbolcu ya var. Onlar vuracaktı zaten. Onlar ha bravo. Kim, onları kim tutuyor? Ben sen mi? Hocam zaten ben... Kim tutacak? Orta saha ağır kalıyor onu söylüyorum. Sen bu orta sahayla ağır kalırsan savunmada eksik kalırsın. Yani çabuk değiller. Ne yapmalı hocam Beşiktaş sizce? Oraya çabuk... Ya Salih'i oynatacaksın ya oraya çabuk bir adam alsın Getson gibi. Salih de aynı profil mi? Evet çok güzel, çok iyi. Savunmaya süper. Şimdi, hocam ben şey bak, sözüm yanım. Şey mi? Sen SS'lere karşı bir hayranlığı var. Ya bak, ne SS'si ya? Bak yine S'ye geldik biliyor musun Salih. Sen? Niye? Abi, bir şey söyleyeceğim ya. Bak bir şey söyleyeceğim. Serdar Say, Salih. Şimdi bunlar dönüyor ya bak. Şimdi seyirciler... Demin şey var. O Say Samuel de seviyor hocam. Orada ben, o da Samuel. Ya bir de... Yok S'leri buldum ya bundan sonra. Dur Allah aşkına bak. Kendi kalesine gol atarken şimdi şurada Ernur Sati golü yedirdi. Dönsün... Ya millet şeyi yani sorun nasıl çözülür? Orada şey, kendi kalesine gol atmasa adam iki kişi arkada bravo bak onu görmüşsün. E onları ben mi tutacağım sen mi tutacaksın? Niye savunmada iki tane bak iki tane siyahi arkadaş var orada. Herhalde ikisi de Ernur Sati ile zaten şuraya bak ya. Allah'ım yarabbim ya. Ondan sonra bilmem ne. Bak şey kendi kalesine attığı golü baktığında arkada iki kişi var. Ömer onları görmüşsün. O iki kişiyi ben mi tutacağım? İki tane orta saha gelecek oraya arkadaş. Adam onu görse belki müdahale etmeyecek. O etmezse zaten öbürleri boş kaleye atacaktı. Onun için iki tane herhalde hem ona hem El Mustati. O zaman kusura bakma ya hocam. Yani hoca iyi şeyler yaptırıyor takıma falan ama bunu görecek yani. Şimdi o golü yerken bunu seyretmeyecek mi? Ha? Sormuş, söylemeyecek mi? Hocam bu savunma oyuncuları olmak çok zor senin gibi. Hayır, arkadaş bak savunmada... Senin topunda olsam... Ya bir dakika yani... ya. Allah aşkına bak sen onu görmüşsün. O gitmeyen iki tanesini de bana söyle Ömer. Ya dinliyor musun beni lütfen? Dinliyorum hocam. Transferle ilgili bir gelişme var. Kendi kalesi ha tamam. Ben. Kendi kalemize gol attı mı? Attı mı şey? Paulista. Paulista. Arkada iki tane adam vardı değil mi? Evet. Değil mi? Rakip, onlar atacak golü. Ya onları, takibinde eksiklik var diyorsunuz siz. Orta sahada. Evet. Kim onları bana söyle şimdi burada Beşiktaş'ta. Bak şimdi gösterecek Allah aşkına şu adamla şu adam tahmini. Hocam burada hani şimdi cadavı yapmayalım yani. Ha cadavı yapılıyor da. Futbol hata oynuyordur. Hata yapacaksın gibi olacak. Hayır ya abi o zaman sorunu çözemezsin. Anladın mı? Çözemezsin. Şimdi bu arada bek transferini konuştuğumuz için Furkan Yıldız'dan da bir bilgi geldi. Furkan diyor ki yönetimin bek transferi konusunda önceliği sol bek, sağ bek için çok acil bir transfer düşüncesi Beşiktaş yönetiminin yok diyor. Yanlış abi. O zaman yanlış. Hoca demek ki Svensson'a güveniyor. Çünkü burada hoca... Güveniyorsa hocaya da... Svensson'u Van Bronckhorst Hollanda döneminden tanıyor. Yani Feyenoord'da çalıştığı zaman Alkmaar'da Jonas Svensson oynuyordu ve Svensson'un gerçekten hani üst düzey oynadığı dönemlerdi. Ben ya oradan da kalan bir hocanın, bağ var hocayla. Hocanın mantalitesini de izlerken şunu görüyorum. Fatih Hoca da diyor. Baba iki tane. Hocam Ömer taktı bir yani. Dakika Ömer Allah aşkına. Bir bak şu hocam, bak, koşmayanlara bak. Yönetmenimiz bak. O gün ne diyeceğim ki maç görüntülerini bir dakika. Kaldıralım. Ya şu iki tane çünkü. Ya bizden iki tane beyazlığa baksana. Mahmut abi çok selamlar. Mahmut abi diyor ki krallar bir araya gelmiş diyor. Ya bir dakika ya. Şimdi bir daha bakın. Ekranı kaldırın diyor. Şu iki kişi kim? Şu iki kişi bak. Bizden iki kişi kim? Koşmayan. Onlar baksana bunları kim? O zaman savunmayı çözemezsin. Sağ beki, sol beki değiştirmekle orada o iki tane koşmayan arkada iki tane adam var. Boş gol atacak rakipten. Onlara gitmeyen kimse orada Beşiktaş'ta hocam, onlara zaten bak. Futbolda yani hatayı sıfırlamak diye bir şey yok. Hatalar olacak ama en aza indirgemek için çalışıyor. Abi olmaz. Bu orta sahayla olmaz. Onanayla sen Ernur Sati'yi koyarsan göbeğe yersin gol işte. Hocam böyle anladım. Takım yeni olduğu zaman Fatih Hoca'nın kamplarda güzel bir sözü vardı. Biz evet savunmayı benim için hücum attı. Ben gol atacağım. 3 gol yiyeyim 4 gol atayım sonra savunmayı bir şekilde toparlarız diyordu mesela. Fazlasını atayım yeter ki. Ya. Yeter ki fazlasını atayım. Bir yedim. Şimdi Van Brokors'u ben izlerken bunu görüyorum. Ben atayım. Yediğimden fazlasını atayım kazanayım. Niye ona göre adam alırım. Şimdi ama sezon başı bak. Sağ bek diyorsun sen. Ben bana göre de sağ bek alsın çabuk. Yani Masako'nun yerine yanlış yapar yönetim. Tamam mı? Bir tane tamam stoper alsın ama orta sahaya alsın bir tane çabuk bir adam.
Ya şimdi burada gol yerken Şeren Dur'dan sonra bir orta saha transferi geleceğini düşünmüyorum. Yok, sürpriz olur orada, bence. Orada şimdi baktığın zaman çünkü o zaman Salih'i oynatacaksın bir seferde. O ya iki tane adamı kimleri kullanabilir? Orada kalabalık bir rotasyon da var bu arada yani. Ya bak orada tekrar söylüyorum. Şeyin kendi Jetson kalesi var, Musrati var, Şeren Dur var, Salih var, Onana var. Ya bırak Onana'yı ya. Hocam eldeki sayıyorum. Onana yani. Bana ne, buna ne? Bak bir şey söyleyeceğim. Şeyin kendi kalesine attığı golde iki tane bizden siyahi arkadaş var orada. Tamam mı? Yani şeyin Paulista'nın kendisine gol attığı zaman iki tane siyahi arkadaşımız koşmuyor. Oradakiler zaten boş kaleye atacak. Onlar oraya gidecek. Onlara eğer sen tedbir almazsan oraya, onları geri dönecek. İşte şeyi geri dönüş yazdı ya, Masaoku'nun geri dönüşleri yok diye. Esas orta sahanın geri dönüşleri yok. Bunlar yazılacak. Peki Jetson da konuşalım hocam. Jetson müthiş iki gol buldu ki hep skor bulamadığı için eleştirilen bir isimdi. İşte bizi eleştirirler işte. Eleştirilmeyecek adamı eleştiriyoruz. Hatta üçüncüyü de atıyordu yani. Ama bir şey söyleyeceğim şimdi. Yani hocam futbol nedir? Hep bir takım oyunu. Yanında kimlerle oynuyor önemli. Şimdi o aldığı pasa bak. Geçen sene hiç öyle pas atan var mıydı mesela yani? Rafa Silva orada. Paulista geriden şahane bir uzun top. Kafayı kaldırıyor bakıyor. Tak tek top. Hızlı bir oyuncu. Son vuruşları da iyi bir oyuncu. Bana göre Galatasaray, Rize, Beşiktaş baktığın zaman hep böyle kendini göstermiş. Ama sezon devamına bakmak lazım Savaş abi. Geçen yıl da çok iyi başladı. Hatta takımın en iyisi olarak başladı. Çok kötü bitirdi. Ama geçen sene o takıma Messi koysan kaybolur giderdi yani. Geçen sene o takıma Messi koy kaybolur giderdi yani. En fazla top cambazlığı yapardı yani. Ya öyle bir takım vardı ki giren çıkan işte küskünler, gelip de oynayamayan, kulübesine bakıyorsun, yediğine bakıyorsun. Diyorduk ki burada ben Beşiktaş'ın kadrosu kötü değil diyordum. Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a kimi alır diyordum. Bir tane adam sayamıyorduk mesela. Ama şu andaki Beşiktaş'ın kadrosuna bakalım. 3 hafta sonra en az 5-6 tane oyuncu sayarsın. Bugün de sayarsın hatta yani. Bugün bakayım ben mesela Paulista'yı alır mısın? Tabii. Alırsın. Tabii ki. Silva'yı alırsın. Immobile'yi alırsın. Semih'i alırsın. Yani transfer olarak bak, bu sene Semih belki daha iyi olacak. Yeni transferler de tabii takıma oturacak. Geçen sene bir tane adam yok diyorduk. Üç defa bir defa yeni transferin üç tanesini alırsın. O yüzden yani ben geçen seneki Getson'un performansının kötü olmasının normal karşılıyorum. Yani takım haline kötü. Tarihin en kötü sezonu. Liderin ikincinin 43 puan gerisinde kalmışsın. Dolayısıyla orada Getson'un elinde sihirli denek yok. Sezon başında iyi başlamış çünkü Beşiktaş. Daha sonra takım içindeki huzursuzluklar, kötü gidiş, yönetimsel değişiklikler, devre arasında yapılan iki tane transfer, onlar da çok etkili olmamıştı. Bugün yine baktığımız zaman o transferlerden kimlerden ne kadar yara alacak göreceğiz. Ama Beşiktaş'ın artık geniş bir kadrosu var. Hocanın eli kuvvetli, hocanın eli güçlü. Svensson'a demek ki hoca güveniyor. Beşiktaşlar hocaya güveniyor. Ben de hocayı beğeniyorum. Saha içinde duruşu, disiplini, oyuncu değişiklikleri. Bak o çok önemli yani. Semih bir hafta önce 11'de bu takımın vazgeçilmezlerinden birisi olacakmış gibi gözüküyor. Yeni gelen Şelenur 11'de, Semih golden sonra direkt hocaya gidiyor, çak yapıyor. Bu bile çok önemli bir şey. Yani önemli olan noktalardan bir tanesi de yani hiçbir oyuncu işte 55 maç, 60 maç yani tamamen 11'de çıkmak kolay değil yani. O yüzden oyuncular da yani Ferdi Kadıoğlu gibiysen, Ferdi Kadıoğlu gibiysen, Barış Alper Yılmaz gibiysen, geçen sene böyle ekstra oyunculardı, çok fazla maç oynayanlar. Bu kadrolar tabii burada Avrupa maçları var. Lig maçları var. Ziraat Türk Kupası maçları olacak. Şimdi Muçi'yi de konuşalım. Çünkü Muçi oyuna sonradan girdi ama şimdi Beşiktaş kadroda Muçi'ye yer bulmakta zorlanıyor Güvenç hocam. Orta saha hocam yok diyor. Adam lazım diyor. Orta sahada şu anda 5 tane adam sayıyoruz yani. Muçi'yi acaba Beşiktaş orta sahada konumlandırabilir mi? Evet, hücuma yakın bir oyuncu ama biraz Van Bronckhorst acaba bir geride kullanabilir mi? Geçen yıl Galatasaray'ın Kerem Demirbay'ı kullandığı gibi. Ama Kerem'le bunun arasında çok fark var ya. Kerem iki yönlü oynayabilir. Rol olarak söylüyorum. Gerçi bir şey söyleyeyim mi? Muçi'nin de temposuna baktım ben. Geçen sene koşu mesafelerine baktım. 11 bin, 12 bin falan koşuyordu. Hatırlıyorum yani. Öyle yüksek bir temposu var. Yani onu savunma. Bak şimdi burada. Sonuç lazım. Beşiktaş'ta. Tekrar söylüyorum. Beşiktaş'ta. Şimdi bir tanesi zaten o yediğimiz golde Emrusetti de öbürünü gene siyahi bir arkadaş Onana olabilir büyük Onana, ihtimal. Başka yoksa. Tamam mı? Hocam oraya gireceğim ya. Koş dedin ya. Ya gol yersin şimdi sen oraya bak. Oraya çabuk bir adam geri dönecek. Onun için Salih'le Hacı Ahmet'i söylüyorum ben. Orada hocam, olurlardı onlar kesin. Koşu. Çünkü geçen sene çok gördüm onları ben. Şimdi o zaman bu şeyi sen sol beki de değiştirsen, sağ beki de değiştirsen tamam mı? Bir netice alamazsın. Sen orta sahada çabuk adamlar yani Getson gibi işte Salih gibi Hacı Ahmet gibi o iki tane adam lazımdı. Şimdi en son burada olsaydı keşke
şeyi çıkartmasaydı, o genç çocuğu çıkartmasaydı, onu onayı almasaydı. O çocuk biraz daha çabuk. Anladın Ömer, mı? Koşu deyince aklıma ne geldi biliyor musun? Hemen Jetson Fernandes'in geçen sezon ilk yarıdaki Galatasaray-Beşiktaş maçı. Tek başına o sezonun rekor koşusunu yapmıştı. Hı-hı. Top çalması, isabetli pası, isabetli pas. Jetson'un kariyer maçı. Ya işte böyle olduğu zaman ben koşu mesafesinde 13 bin koşmuş, rekor koşu. Ama istatistiklere bakıyorsun, top kapma, top çalma, isabetli pas, kaleye şut çekme, gol, ne ararsan var. Tamam, böyle bak, koşu lazım Savaş, bana. Savaş, bir şey söyleyeyim sana bak. Süper Lig'de, bırak onu Süper Lig'i, ikinci ligde bile, birinci ligde bile bir adam çok koşuyorsa futbolcudur, oraya kadar boşuna gelmez. Anladın mı? Atlet değil o adam yani. Bir şeyler yapıyor. Koşu yani mesafesine göre bakacakız, o koşan futbolcular var hocam. Sabahtan akşama koşuyor. Onu da almadı. Nereye koşuyor ya? Var, getir öyle var, adam. Sabahtan akşama koşuyor. Kim koşuyor? Hiçbir tane yok öyle bir şey. Öyle bir futbolcu. Tabii hocam, parasız bir şey yok. Onların işi de o. Ama ona şu transferi eğer gerçekleşirse Trabzonspor için fevkalade bir şey olur. Çünkü Trabzonspor görüyoruz. Evet, bu arada Muhammed Çam'ın da dün akşam geliş görüntüleri şu anda ekranda. Onu açıyor tabii ki. Konuşacağız ama hazır ekrandayken ben de Muhammed Çam'dan bahsetmek istedim. Avusturyalı 10 numara. Lig 1'de tabii önemli işler yaptı. Clermont formasıyla 33 maç, 8 gol, 4 asistlik bir katkı. Ki çok da atlet bir oyuncu olduğunu söyleyelim. Atlet oyuncular zaten ligimizde şu ana kadar hemen hemen hep iş yaptılar. Hem teknik hem atlet bir oyuncu. Ben Muhammed Çam'ın da Trabzonspor hücumuna fazlasıyla şey katacağını düşünüyorum. Bir de fizikli ve boylu bir oyuncu. Onatçu da mesela fizikli ve uzun boylu bir oyuncu. O çok önemli yani futbolda. Onatçu Ömer mahkemeye FIFA'ya, UEFA'ya falan şikayet etti falan filan yazıyordu bir ara. Öyle şeyler duymuştum. Kim şikayet ediyor? Zaten tanım hocam. Ha. Yani bilmiyorum. Şimdi resmi olmayan falan bir şeyle ilgili bir şey söylemek istemiyorum ama açıkçası Onatçu Trabzonspor'a çok net bir şekilde gelmek istiyor. Abdullah Hoca'nın çok istediğini biliyoruz ama tabii ki hani Trabzonspor'da sadece Onuachu'yu beklemiyor. Yani bir ara Veorsa ilgili girişim oldu. Yine Aracodora ile ilgili, Gent'teki oyuncuyla ilgili girişim oldu ama belli ki yani hani konuşulan isimler üzerinden şunu çok ne söyleyebiliriz. Trabzonspor pivot bir santrafor alacak. Ya onu pivot, alacak. Santrafor. Bence Onuachu gelecek. Ben öyle düşünüyorum yani. Öyle veya böyle paraya kıyacaklar, alacaklar. Southampton da bunu biraz biliyor. Biraz hocam artık Ağustos sonu olduğu için Southampton'ın eli zayıfladı diyebiliriz yani bu anlamda. Evet, evet. Planı da olması lazım. Vardır illaki. Bence oyuncu var işte. Aracodora. Yani B planı da hazır. Bence yani onun için ama yani ben şeyi, de Vegors'u falan da böyle şey olarak araya son anda şey yapabilirler. Ha? Ne? Yani böyle iki tane üstüne odaklanıp Sengalyan maçında Trabzonspor hücumunun Orşiş'le birlikte daha üst seviyeye çıktığını net bir şekilde gördük. Kaç tane gol kaçırdılar ya? Kaleci çok çıkardı hocam ya. Kaçırdılar değil mi? Kaleci çıkardı. Kaleci bayağı çıkardı ya açıkçası. Orsic de müthiş bir herif ya. Müthiş bir adam. Orsic geçen yıl lige gelirken herkesi çok heyecanlandırdı ama çok talihsiz bir sakatlık hazırlık kampında. Oynasaydı çok şey değiştirebilirdi bana. Ama biz onu gelirken hangi turnuvada izlemiştik ya? Trabzonspor almadan önce. Orsic mi? Evet. Dünya Kupası'nda vardı ya. Dünya Kupası'nda tabii biz onu çünkü orada çünkü izledik. Orada da iyi işler yaptı. Zamanlaması da iyiydi dedik hatta Trabzonspor'un öncesinde. Bana göre şeyi de bulmuş, kendini de buldu. Orada çok iyi ya. Hocam yani Trabzonspor yine bir numara adam ya. Bazen yani en iyisi hemen tabii. Bazen mesela zaman lazım deriz mi? Trabzonspor çok yeni bir takım. Bayağı değişik takım. Neredeyse hani iskeletinde bazı futbolcular dışında yaptığı transferlere bakıyorsun. Dolayısıyla şimdi 4 maçtır gol atamadığı için eleştiriliyor. Golcünüz yok. Yani nokta biz golcünüz kaçırıyorsun yok. Ama. Bir de kaçırıyorsun. Basın toplantısında o soru soruldu Abdullah Hoca'ya. Ben de oradaydım. Hoca dedi ki 8 tane pozisyona girdik. 7-8 tane pozisyona girdik dedi. Son vuruşlarda evet bir sıkıntımız var ama hani gol atalım takım atamıyor diye eleştiriliyoruz. Buna katılmıyorum dedi. Doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Müthiş yani pozisyona giriyorlar. O her zaman gol kaçmaz öyle ya. Atarsın abi. Çünkü inanılmaz goller kaçtı. Burada karşı atarlar. Karşıya, ha? Burada atsınlar işte hocam. Atarlar. Bence Trabzonspor iyi yolda. İyi yolda. Şimdi ben Onuachu'yu da alacaklar diye düşünüyorum yani. Ben hep de baştan beri Onuachu gelecek. Öyle veya böyle. Onu bekliyorlar. En sonunda parayı kıyıp ben olsam Southampton'ın yanında inmem nasıl olsa bunları alacak diye. Kesin gerçi alacaklar hocam, yani. Trabzonspor bunu alacak. Çok kaliteli golcülerimiz olacak o zaman. Ha? Bu ligde o zaman her hafta güzel goller yiyeceğiz. Vallahi şöyle söyleyeyim hocam. Şimdi Ağustos'un sonunda Avrupa'da transfer pazarı kapanıyor. Böyle olunca da eğer Onuachu bence bilmiyorum yani birkaç güne tamamlanır mı transfer ama
ben Eylül'ün hemen başına bu transferin biteceğini düşünüyorum. Yani Onuachu herhangi bir yere gitmezse transfer döneminden sonra, yani Avrupa'da kapanmasından sonra Southampton'un mecbur düşündüğü bedenin altında bir bedelle bence Trabzonspor'a göndermek durumunda kalacak. Ben de. Bence aynı şeyi düşünüyorum. Bazen evdeki hesap çarşıya uymaz. Onların beklentisi farklı. Trabzon'un vereceği parayı Trabzon burada çok akıllı bir strateji belledi. Yani. Evet. Oyuncu da Trabzonspor'a gelmek istiyor. Trabzon'dan başka isteyen de bu kadar parayı verecek başka bir takım yoktur. Tahmin etmiyorum. İlk başta açıdan. Çok uçtular. Trabzonspor'da şimdi başarılı bir dönem geçirmiş. Evet. Normal değil. Onlar, ama başka bir takım vermez açısından... o parayı bilmediği için. Verseniz şu ana kadar verirdi zaten hocam. Evet. Çoktan almışlardı. Bu ligde o boy, o fiziğiyle geçen sezon çok güzel goller attı. Gelmesi halinde hazır bir takıma gelecek. Çok daha farklı bir Onuachu izleriz yani. Ben uzun boylu orta sahada mesela ya. Bir kısa bir uzun severim. Forvet'te uzun severim. Şu önemli Savaş abi. Bence şunu yapmaya çalışıyor Trabzonspor. Çok değerli buluyorum. Şimdi Orsic takıma geri döndü. Bir tarafta Edin Visca var. Orsic ve Edin Visca. Ki Visca da set oyuncusu. Sete oturan bir oyuncu. Orsic kontrada kovalayabilen bir oyuncu. Çizgiyi hızlı bir şekilde kullanan bir oyuncu. Trezeguet oldu. Hocam Trezeguet konusuna geliriz. Şimdi... Sağ kanatta Visca set oynayabiliyor. Sol kanattaki oyuncunuz kontraya çıkabiliyor, hızlı davranabiliyor. 10 numaranız Muhammed Cham atletik bir oyuncu. İleri geri ondan sonra çok önemli performanslar verebiliyor. Santraforunuza yine fiziğiyle fark yaratacak bir oyuncu olursa yani Trabzonspor bu mobiliteyi sağlar ve hücum hattındaki hemen hemen her oyuncunun da farklı şeyleri yapabildiğini görmüş oluruz. Yani kurmaya çalıştığı sistem Trabzonspor'un çok değerli. Eğer bu takım oturursa ben önemli işlerin olacağını düşünüyorum. Orada hocanın en önem verdiği şey savunma. Savunmada da mesela Savic gibi önemli bir oyuncu var. Onun yanında tam o hem sağ bek hem sol bek. Savunmayı sordum hocaya. Şimdi Saint-Gallen Trabzonspor maçına kadar 9 maç 24 gol. Çok rahat gol bulabilen bir takım. Yani neredeyse bir pozisyon bulmadılar. Attıkları gol de iptal edilen gol de kornerden geldi. 0.35 gol beklentisi. Saint-Gallen'i sezonun en düşük gol beklentisinde tuttu Trabzonspor. Yani savunma yönü zaten hemen aşağı yukarı oturmuş gibi görünüyor. Şey zaten yani. En çok önem verdiği şey. Aşağı yukarı oturmuş gibi görünüyor. Ki orada Savic gibi bir oyuncum var yani. Tam lider savunmada. Hoca stoperler konusunda şey yapıyor ama Savic için ne diyor? Bir tane daha aldılar galiba değil mi? Ukrayna'dan. Otagov aldılar. Genç oyuncu. Belki onu oynatırlar. Bir de Avrupa'ya son anda yine o Karagümrük'ten aldığı oyuncuyu yazdılar mesela. Ben onu çok beğeniyordum Karagümrük'teyken. Hangisi? Dayan Baniye. Dayan Baniye'yi çok beğeniyordum ya. Böyle Trabzonspor'da son yıllarda beklediğimi bulamadığım iki tane oyuncu vardır. Birisi Umut Bozok. Çok büyük hayal kırıklığı benim için. Hiçbir şekilde yani şey yapamaz. Ya ben şans bulamadım. İşte hoca bana şans vermedi. Her şeyi verdiler sana. Her şeyi verdiler. Sen sadece o TL bazında 150 milyonun karşılığını veremedin kardeşim. Başka birçok oyuncu var ama Umut Bozok bu konuda Baniye'ye şansı var. Karagümrük'te çok beğeniyordum. Hava hakimiyeti, duran toplardaki attığı goller. Yani bu ligde 4 takımda oynar diyordum. Benim için şu anda biraz hayal kırıklığı. Belki bu sene biraz daha farklı olabilir. Şu anda değinmeden geçemeyeceğim. Lawrence, kaleci Lawrence çok önemli kurtarışlar yaptı. Maç içinde o bilgiyi paylaşmıştım ben. Bir önceki turda Saint-Gallen Polonya takımını elerken deplasmanda Lawrence bayağı bir sıkıntı yaşadı. İşte Polonya'da bu maalesef ırkçı olaylar yaşanıyor maçlarda da. Irkçı tezahüratlara maruz kaldı. Maç bir durdu. Lawrence soyunma odasına gitti. Maçtan sonra soyunma odasında çok üzülmüş, ağlamış. Maç sonu tartışma görüntüleri de var Polonyalı taraftarlarla. Saint-Gallen hocası Maasen'de açıklama yapmış. Yani bu gerçekten futbol için utanç verici diye. Büyük ihtimalle diyeyim ben ona ama Trabzonsporlu taraftarların da Lawrence için bir pankart, destek pankartı açacağı konuşuluyor Trabzon'da. Yakışanı bu. Gerçekten de çok güzel bir iş olur. Yakışanı yani. Niye güldün biliyor musun? Adam zaten süper oynuyor. Daha beter oynayacak. Yani moral bulacak. Daha ya çok kurtarır. Yani hocam bak mesela dünyada... İnsani açıdan dünyada, bunlar çok tabii, önemli şeyler. Dünyada bu gibi şeylerde... Dünyada bu konuda hakikaten ben her zaman söylüyorum. Olumlu anlamda biz çok farklıyız bu konuda. Yani olumsuz olarak biz bu şeyleri her zaman karşıladığımız için. Bir haber yaptı yani. Savaş abi. Bilik gazetesi İsviçre'de. Maçtan hemen sonra. Ve şunu yazdılar bir paragrafta. Yani maçı değerlendiriyorlar. Bir paragrafta da şunu söylediler. Trabzonspor gerçekten iyi mücadele etti. Ama maçtan daha önemli olan bir şey var. Kaleci Lawrence'a bir önceki maçta çok çirkin şeyler söylendi. Trabzonspor taraftarı tüm oyunculara çok saygılı davrandı. Trabzonspor taraftarını tebrik ediyor ve teşekkür ediyoruz şeklinde İsviçre gazetesi bunu kendi haberlerine taşıdı.
Çok güzel, güzel bir hareket. Pankartta da çıkarlar herhalde. O zaman Trabzonspor buna en güzel şekilde bir destek pankartı yapacaktır. Yapar. Bütün dünya Trabzon şehrinde Trabzonspor taraftarının nasıl bir fair play içinde olduğunu görmesi lazım. Ya, konuşuluyorsa mutlaka yapılır yani. Muhtemelen yapılacak. Hani ben yine de bir... öyle böyle değilim de yani. Çok ciddi bir şekilde. Büyük oranda diyeyim dedim de ama yapılacak yani, öyle söyleyeyim. Trabzon hatırlayalım. O 6 Şubat depreminden sonra yapılan bir koreografi vardı mesela. Tabii, muazzam tabii, bir koreografi. Şampiyonluktan sonraki o kutlamalar. Trabzonspor taraftarı, Trabzonspor camiası, hep söylüyorum. Bu konularda zaman zaman başarısızlığa tahammülü yoktur. Bazen biraz fazla eleştiri olabiliyor. İşte Abdullah Hoca'ya geçen hafta ağır eleştiri yaptılar. Ama kenetlendiği zaman da bu konuda bir numaradır yani. O pankartı ben de merak ediyorum şimdiden yani. Çalışması başlamıştır onun. Yani muhtemelen ki çok önemli. Bizim ülkemizde neyse ki zaten böyle şeylere hiç yer yok. Ama ben bu desteği de önemli görüyorum. Yani yine dünya basında ses getirecek işlerden bir tanesi olacaktır. Olmalı da. %100 yani, her ne olursa olsun orada 10 metrede olsa, 5 metrede olsa o düşünülen hareket güzel, ama ben onu hakikaten böyle tam karşı türbünde ortasında büyük kocaman bir şey bekliyorum yani. İnşallah. Bir de bir şey söyleyeyim mi? Ya Trabzonspor'a bak ya, farkı kaçırdı ya. Tarihi bir fark olurdu ya. Değil mi? Veya kaleci Belki Kurtan. Hocam gol de gelse, işte şu ekranda pozisyonlar var. Hani o erken gol gelse çok farklı bir maçta olabilirdi Trabzonspor. Maçı anlatan kişi için de zor. O kadar pozisyon oluyor. Gol olmuyor. Olmadı. Pozisyon bir türlü gol olmuyor. Yani senin için de zor yani. Ha? Değiştirelim olmadı mi anlatan adamı? Abdullah Hoca'yı da kutluyorum. Şeyi, bu arada benim de Abdullah kardeşim var Kadıköy'de. Ona da buradan selamlar göndereyim. Ben Abdullah derken dirici bir kardeşimiz var. O bizi seyrediyormuş. Peki. Ben Abdullah'lara başarılar diliyorum. Çok nadir gönderirim ama Savaş abi gönder zaten. Mahmut abiye tekrar selamlar. O eşi ve çocuklarıyla bizi izliyorlarmış. Dortmund'a selamlar. Öyle. Mahmut Yüksektağ ve ailesi. Şenay ablaya falan hepsine selamlar. Tamamlıyoruz programı. Savaş abi, Savaş Çorlu, Güvenç hocam, Güvenç Kurtar. Ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Değerli izleyenler, keyifli bir cumartesi de spor gündeminde sizlerle birlikte olduk. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.